İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Perşembe akşamı dört bir tarafla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sevgili Altan Öğmen, Kadri Gürsel, Nazlı Ilıcak ve ben Nagihan Alçı. Gündemdeki konuları tartışacağız. Daha doğrusu gündemdeki konuların bir kısmını tartışacağız. Bugün yine yoğun gündemlerin olduğu günlerden biri. Öncelikle dün bir grup gazeteci olarak Başbakan ve beraberindeki heyetiyle Kosova'daydık. Onunla ilgili birkaç bir şey ben eklemek isterim. Başbakan'ın yaptığı açıklamalar var, bir takım tespitler var. Oradan çözüm süreci nereye geliyor? Yapılan açıklamalar, acaba çözüm süreci kopuşa doğru mu gidiyor? Abdullah Öcalan cephesinden, Mehmet Öcalan'ın söylediği bir takım şeyler vardı. BDP'den yapılan açıklamalar var. AK Parti'den yapılan açıklamalar var. Başbakan'ın dün yaptığı açıklamalar var. Bunları konuşacağız. Bu Başbakan'ın dün yaptığı açıklamaların üzerinden de acaba nereye gidiyor diye okumaya çalışacağız. Öte yandan BDP başka bir parti mi oluyor? Bu yeni oluşum daha çok sola mı, daha çok sağa mı götürecek? Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Batı'da başka bir parti, Doğu'da başka bir parti mi olacak? Kürt paketinin içinde bunları da konuşacağız. Geçen programda yerimiz kalmamıştı, vaktimiz bitmişti. Orgeneral Necdet Özel'in, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in açıklamaları vardı mevcut davalarla ilgili tutumu karşısında. Hem Necdet Özel'in açıklamalarını hem de bu açıklamalara karşı gelen tepkileri konuşacağız. Silivri'den gelen bir mektup var bu açıklamalara karşı. Onu ele alacağız. Öte yandan son günlerde çok tartışılıyor. Türkiye'nin Çin'den füze alması, füze savunma sistemi alması. Acaba bu Batı'dan bir kopuşa mı işaret ediliyor deniliyor. NATO'dan Türkiye'nin ayrı hareket etmesi demek anlamına mı geliyor deniyor. Bunu da bir başlık altında konuşacağız. Ve de 4 kadın milletvekili, AK Parti milletvekili hacca gittiler, döndüler. Şu anda izindeler. Şimdi soru şu, acaba bu vekil dönüşte başörtüsü mü takacak, meclise öyle mi gelecek? Bu yönde bir takım işaretler olduğu söyleniyor. Öyle olursa neler yaşanacak? Bununla ilgili de bir kısa tur yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce bir reklam arası, sonra beraberiz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi birçok başlığımız var, tartışacağız. Bu özellikle çözüm süreciyle ilgili, bir de dünkü başbakanın ziyaretiyle ilgili oradan başlayacağız ama öncelikle geçtiğimiz programda ODTÜ'deki yol meselesini burada tartışmıştık. Ben Melih Gökçek'le konuştuğumu söylemiştim ve Melih Bey'den aldığım bir takım bilgileri burada aktarmıştım. Şimdi ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sekreteri Ataman Özdemir bize bir yazı göndermiş. O yazıyı ben burada gerekli kısmını okumak istiyorum. Bir yere itiraz ettiğini söylüyor Ataman Bey. Diyor ki benim verdiğim, Melih Gökçek'ten alarak verdiğim bilgiler arasında yol konusunu ODTÜ ile karşılıklı konuşarak 27 adet proje ürettik. 27.si kabul edildi demişti Melih Gökçek. Şimdi Ataman Bey de diyor ki bu bilgi doğru değil. 27 adet yapıldığı söylenen proje veya projeler üniversitemizin Eskişehir yoluna açılan ve A1 girişi olarak bilinen yerden trafik hareketini kolaylaştırma, güvenli ve çevreye en az zararla erişimi sağlamak amacına yönelik ODTÜ'nün üzerinde çalıştığı sadece alternatif kavşak düzenleme önerileridir. Bir ODTÜ mensubu olarak bu bilgileri ODTÜ rektörünce kamuoyuna ve mensuplarına yaptığı açıklamalardan net olarak biliyorum. Şimdi ben bu açıklamayı aldıktan sonra yine Melih Gökçek'i aradım. Böyle bir itiraz var diye. Melih Gökçek de diyor ki evet doğru, bu 27 proje alternatif kavşak düzenleme önerileri, bunlar üzerine, bununla ilgili düzenlenen projeler. Ancak neden böyle? Çünkü zaten yalnızca burayla ilgili bize proje getirin, farklı alternatifler sunulsun, biz aradan seçelim yaklaşımı oldu. Diğer yerlerle ilgili herhangi bir tartışma ya da herhangi bir bizim şöyle bir alternatifimiz var gibi bir girişim olmadı. Dolayısıyla elbette bizde tek bizden beklenen, talep olan kavşak ve etrafıyla ilgili proje geliştirdik diyor. Benim bu konuda başka söyleyeceğim bir şey yok. Hani eklemek isteyen varsa buyursun ama çok başlığımız olduğu için bence evet, ODTÜ ormanını bir daha tartışmaya açmayalım. İsterseniz çözüm süreciyle ilgili konuşalım. Ben yalnızca şu kadarını söyleyeyim. Dün işte bir günlüğüne sabahtan akşama kadar bir Kosova ziyareti vardı başbakanın.
ve beraberindeki heyetin. Bakanlar da vardı, iki uçak. Bir de kalabalık iş adamları heyeti vardı. Ben şu kadarını söyleyeyim. Hakikaten çok büyük bir coşkuyla karşılandı Tayyip Erdoğan. Priştina'dan Prezen'e kadar konvoy halinde gidildi. Prezen'de bir konuşma, halka hitap yaptı. Ve de okullar tatil edilmiş. Bütün hayat durmuş. Her yerde Tayyip Erdoğan posterleri. Çok büyük bir sevgi var. Zaten Türklerin de çok yoğun olduğu bir bölge Prezen. Çok büyük bir sevgi var ve insanın hani bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na böyle bir ilgi olması hakikaten mutlu ediyor böyle bir şey görmek. Devlet televizyonu, radyolar, gazeteler tamamen buna ayarlanmıştı dün Kosova'da. Yani Türkiye'nin orada ne kadar önemli algılandığının kanıtı olarak bence hoş bir anekdottu. Şimdi buradan şuraya bağlamak istiyorum. Çözüm süreciyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Bu süreç acaba bitiyor mu? Akamete mi uğruyor, yavaşlıyor mu vesaire diye Abdullah Öcalan'ın yaptığı bir takım açıklamalar vardı. BDP'den yapılan açıklamalar var. Hükümet cephesinden yapılan açıklamalar var. Kadri Gürsel, ben senden başlamak istiyorum. Başbakanın da söylediği birkaç şey var. Tabii ben çok detaya girmeyeceğim çünkü esas yarın yayınlanacak gazetelerde. Hani öyle bir baştan her şeyi burada söylemek yanlış bir yaklaşım olur. Yani ben bunu yapmam. Ama en azından hani bir iki oradaki havayı aktarabilirim ama senden başlamak istiyorum. Ama ne diyorsun? Sen söyle de biz onun üzerine de belki yorum yapabilir. Yani başbakan ne dedi bu konuda? Yani dediklerinden farklı bir şey söyledi mi? Çünkü hani açıklamaları var. Yani şu kadarını söyleyebilirim. Başbakan çok kararlı bir şekilde onların AK Parti hükümetinin bu sürecin arkasında olduğunu, hiçbir şekilde bu süreci ihlal edilmesine müsaade etmeyeceğini, ihlal eden taraf olmayacağını ve ihlal edenlere de ellerine karşı duracaklarını söylüyor. Yani çözüm süreci devam ediyor. Biz burada ilk günde ne kadar kararlıysak şimdi de aynen kararlıyız mesajı veriyor. Yani bunun üzerine neler söylemek istersin? Birincisi şu, ne oldu ona bakmak lazım. Söylem güzel tabii. Çözüm sürecinin arkasında olunduğunun falan söylenmesi güzel. Fakat 21 Mart 2013'ten bu yana neler oldu ona bakmak lazım. İşte biliyorsunuz o zaman Öcalan'ın ateşkes çağrısı Diyarbakır'da okunmuştu halka Nevruz kutlamaları sırasında. Bu aslında başlayan sürecin dönüm noktalarından biriydi. Çekilme ardından PKK'nın silahlı güçlerini Türkiye'den çekmesi başladı. Bunun tamamlanması gerektiği yönünde hükümet bir ön şart koydu. Yani bu PKK'nın tüm silahlı güçlerinin Türkiye'den çekilmesi tamamlandıktan sonra hükümet bir şeyler yapacaktı. O sonuç çıkıyor bundan. Yani önce bir çekilin bakalım. Yani Türkiye'de tek bir silahlı adamımız kalmasın dağlarda. Önce bunu görelim. Ondan sonra dendi. Ben bunun realist ve doğru bir yaklaşım, geçerli bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. En baştan da öyle düşünüyordum. Bunun yürümeyeceğini düşünüyorduk. Çünkü bu çekilme sürecine paralel, onunla simültane demeyeceğim ama uyumlu şekilde bazı adımların da atılması gerekiyordu ki bu çekilme süreci karşılığında hiçbir şey alınmadan boş bir kağıda atılmış bir imza gibi gözükmesin. Neticede her iki tarafında kendi tabanına karşı sorumlulukları var ve kendi tabanına her iki tarafta hesap vermek durumunda ki PKK'da neticede siyasallaşan bir hareket, Kürt sorununun da siyasileşmesi doğrultusuna bağlı olarak. Şimdi bütün bunlar olmadı. Olmayınca aslında demokratikleşme paketi adı altında açıklanan paketteki bazı tedrici adımlar bence Kürt hareketinin, PKK'nın, Öcalan'ın, Kandil'in, BDP'nin, KCK'nın, sayabiliriz böyle, beklentilerini karşılamaktan çok uzak. Bunu zaten kendileri de söylediler. Çok daha fazlasını bekliyorlardı. Bu çekilme süreci içinde en azından KCK konusunda, KCK tutukluları konusunda önemli adımların atılması bekleniyordu. O konuda hiçbir iyileşme gözlemlenemiyor tabii ki. Seçim sistemi konusunda ciddi adımların atılması, en azından barajın makul bir seviyeye düşürülmesi hususu vardı. Onu da zaten hükümet öteledi, erteledi. Ana dilde eğitim konusunu da
pakette gördük. Özel okullara, özel okulların uhdesine devretti. Onu da nasıl olacağını göreceğiz ileride. Şimdi burada esas mesele şu. Öcalan'ın açıklamasında da, Kandil'in açıklamasında da, Demirtaş'ınkinde de hep bir çözüm sürecinin bitmesi ifadesi geçiyor. Ne olursa çözüm süreci biter. Bir çepek bir şey aslında hükümetin, ben buna katılıyorum, hükümetin üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirdiği bence, yani bu yükümlülükleri kabul etmişti zaten hükümet, ama böyle bir beklenti var ve bu beklenti karşılanmıyor. Ne olur çözüm süreci biterse sorusuna bir cevap vermek lazım. Ne olabilir? Yani tekrar silahlar mı patlayacak, tekrar karakollar mı basılacak, tekrar operasyonlar mı olacak ve güneydoğudan doğudan tabutlar mı gelecek, bu mu olacak, kan mı dökülecek? Kandil'in açıklamasına bakılacak olursa deniyor ki biz çektiğimiz güçlerimizi geri göndeririz ve çatışma başlar, hatta iç savaş ifadesini kullanıyor. Bu bir tehdit tabii ki, bu tehdit. Ben önümüzdeki seçim döneminde, yerel seçim satma eline zaten girmiş bulunuyoruz. Bir silahlı çatışma beklentisinin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Bu bir tehdit ama tabii yine de ciddiye alınması gereken bir tehdit. Çünkü bu provokasyonlara açık bir süreç. Aynı zamanda da Kürt sorunu bölgeselleşmiştir. Türkiye'nin Kürt sorunu Suriye'deki durumdan dolayı. Bu da Türkiye'nin Kürt sorununa yine her zaman eğer dinamik bir şekilde bu sorunun çözümüne yönelik süreç işletilmezse Türkiye'yi karıştırmak isteyen, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen, Türkiye ile hesabı olan ve Türkiye'ye misilleme yapmak isteyen güçler, toparlıyorum, güçler her zaman bu sorunu kaşıyabilirler. Önemli olan Kürt hareketinin bu sürece dinamik adımlar atılmak suretiyle bağlanmasıdır. Bunun yapılması lazım. Bu yapılmadığı sürece bu tehditler elbette belki dönemin realiteler açısından pek içi dolu tehditler değil, ama provokasyonlara açık bir ve iltihabi bir durum ortaya çıkabilir, evet, diye korkarım. Nazlı Hanım, siz ne dersiniz? Yapılan çeşitli açıklamalar var. Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan aracılığıyla demişti ki şimdiye kadar gelen olmadı. Devlet heyeti gelmezse zannederim onlar açısından süreç bitmiştir. Ama Başbakan'ın dün yaptığı açıklamalar var. Henüz bunlar kamuoyunda yer almadı. İşte ben biraz önce bir kısmını söyledim. Bizim açımızdan ilk günkü kararlılıkla bu süreç devam ediyor. İhlal eden hiçbir şekilde biz olmayız. İhlal edenler de hesap sorarız diyor. Demek ki onlar açısından süreç bitmiştir tespiti doğru değil. Abdullah Öcalan da kararlı görünüyordu bu sürecin devamında. BDP'den ama yapılan açıklamalar var. BDP ısrarla bizim istediğimiz isimler gitmeyince böyle hükümetin ben yaptım olduğu tavrıyla bu süreç olmaz diyor. Bir de şimdi BDP evrilme sürecinde, başka bir partiye evrilme süreci. Siz o konuda da bilgi sahibisiniz. Bu ikisini birlikte nasıl yorumlarsınız? Şimdi Nevruz'da Abdullah Öcalan'ın artık silahlı mücadele dönemi bitti açıklaması var. Ve bu açıklama çok büyük bir sevinç uyandırdı. Ve o günden bugüne bence atılmış küçümsenmeyecek adımlar var. Bu işler o kadar kolay olacak şeyler olsaydı daha önce de çabucacık gerçekleşirdi. Bir kamuoyunun hazırlanma süreci de var. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü arkada akan kan, gözyaşları, büyük acılar var. Yaşanan büyük travmalar var. Bu işler o kadar kolay değil. Hani 2-3 entelektüelin oturup konuşması ve soruna çözüm bulması daha kolay da. Ama seçim meydanlarında halkın oyuyla karşılaşacak bir başbakanın daha dikkatli adımlar atması gerekiyor. Ama bu böyle bir siyasi iradeyi ortaya koymasında ben faydalı görüyorum. Şimdi demokrasi paketinden ziyade benim edindiğim izlenim, hani yetersiz bulabilirler, tabii ki daha fazla beklentiler de olabilir. Ama esas mesele Öcalan'ın statüsüyle ilgili ve bu temasların formatıyla ilgili bir sorun yaşanıyor gibi geliyor. Öcalan bir süredir medya mensuplarıyla, sivil toplum örgütü üyeleriyle ve Kandil'le doğrudan temas kurmayı istiyor.
Onu da şundan dolayı istiyor ki ben daha etkili olabilirim. Madem ki anahtar konumdayım, netice itibariyle hükümet de bu meseleyi böyle görüyor. Yani Öcalan üzerinden bunu götürüyor. O zaman Öcalan'ın daha etkili bir konuma gelmesi gerekebilir düşüncesi hakim, en azından İmralı'da. Orada böyle bir beklenti var. Bir de bir diyalog sürüyor. Diyelim ki BDP heyeti gidip geliyor ama BDP neticede kendi görüşünü temsil eden insanlardan oluşuyor. Hani bir Türkiye'de bir heyetle görüşmek istiyor ve bunun artık diyaloğun müzakereye evrilmesini talep ediyor. Tabii bunu bir devlet meselesi netice itibariyle, bunun adı müzakere konunca bir pazarlık gibi mi olacak? Bunu göze alabilir mi? Hükümet alamaz mı? Yani bu da herhalde, bu müzakere de herkesin gözü önünde o kadar olmaması gerekir gibi düşünüyorum. O zaman zor olur. Kamuoyunda paylaştığı, işte o onu verdi, bu tavizi verdi. Sürekli bir tartışma zemini olmaması gerekir. Yani şimdi Kandil'den, oradan buradan açıklamalar gelmekle birlikte kimse barışı bozan taraf olmak istemiyor. Çünkü inanın çok geniş Kürt kitlelerinde de barışa bir özlem var. Netice itibariyle yetersiz görseler bile bu atılan adımlar önemlidir. Tam kesin bir inkarcılıktan neticede özel okullarda bile olsa Kürtçe eğitim, bunlar çok azımsanacak Kürtçe propaganda, hani bir hakkın teslimi, ben bunu kabul ediyorum. Evet. Fakat bugüne kadar yapılmayan, edilmeyen adımlar atıldı. Şimdi orada barış sürecinin devam edeceğine dair ipuçlarını ben BDP'nin Halkların Demokratik Partisi'ne evrilme arzusunda da görüyorum. Şimdi Halkların Demokratik Partisi dedikleri HDP, Türkiye Partisi olmak istiyor. Şimdi barış süreci olmasa, kan akmaya devam etse, öyle bir Türkiye'nin partisi olabilir mi HDP? Netice itibariyle Öcalan bence soldaki boşluğu ve sıkıntıyı gördü. Gerçek bir sol parti kurma ihtiyacı içinde, bütün Türkiye'ye derken, tabii ki muhafazakar Türkiye'den ziyade daha sol Türkçü Türkiye. Öyle mi? Ama ben öyle. Altantan'ı dinliyordum biraz önce. İşte CNN öyle Türk'te. Diyor Altan. Öyle demiyor. Altantan diyor ki mevcuttan daha sağ. Çünkü biz şu anda Türkiye Partisi olmak için Türkiye'nin İslamcı Kürtlerinde, muhafazakar Kürtlerinde kucaklayan bir parti olmalıyız. Öyle bir parti olmalıyız. BDP olarak mı? HDP olarak. Yani öyle diyor ama galiba HDP öyle olmayacak. Çünkü neden öyle olamaz? Ertuğrul Kürkçü, Sabahattin Cel, işte Surusi, hepsi bunlar sol kimlikli kişiler. Ama o daha tartışma sürüyormuş. Ben Altan Bey'e sonra da sordum biraz önce. Olabilir. Sen, çünkü o sağa doğru gitmesi gerektiğini söylüyor. O mesela öyle söylüyor ama gidişat öyle değil benim gördüğüm kadarıyla. Olabilir. Öyle kolay değil. Yani ben bir parti olacağım. O partinin içinde kişiler sol kimlik taşıyacak. Ama ben aynı zamanda sağcı ve muhafazakar. Yaşayan tabiatına aykırı. Yani zaman bu biraz şey, zor bir şey. O kimlik, Altantan kendisi Müslüman, yani İslami kimliği sağcı olduğu için o öyle bir şey arzu edebilir. Ve bir Kürt kimliğin içinde BDP'de o tarz insanlar farklı farklı barınabilir ama bu şekilde, yani bu Ertuğrul Kürkçü'nün yanı sıra bir de çok muhafazakar yapıda bir insan olmaz yani, biraz ters düşer. Zaten olamaz yani, bir siyasi parti hem sağa hem sola hitap etmez ama şunu şey yapabilirler. Yani diyelim ki daha liberal bir sol, daha özgürlükçü bir sol anlayışı olabilir. Ama demokratik siyasi, bir sol anlayışı. Efendim? Ama şimdi soru şöyle bir soru sorayım. Siyasi hesap olarak baktığımızda bugün en çok Kürtlerden, evet Türkiye Partisi olmak istiyor HDP. Ama esas olarak Kürtlerden yoğun oy alan bir Türkiye Partisi olmayı hedefler tabii ki. Bugün Türkiye'de Kürtlerin en çok oy verdiği parti hangisi? AK Parti. Dolayısıyla en büyük rakibi AK Parti. Orada işte o muhafazakar Kürt tabandan seçmen alarak güçlenme yoluna gitmek. İyi de bunun için gitmek, ayrı bir parti kurmaya gerek yok ki. Bunun için BDP'yi biraz daha koşullandırırsın. Ben sadece Türkiye'nin bir parti. Bunun için ayrı parti kurmaya evet, gerek yok. Şimdi bakın ben Kürtlerden şöyle düşünüyorum. Kürtlerden oy almaksa mesela. BDP çok PKK'yla özdeşleşti ve çok Kürt kimliği ön plana çıkmış. Zaten Güneydoğu'da oy alabilen bir parti. Şimdi isteniyor ki bu barajın da düşmesiyle birlikte, zaten ben sürekli barajın düşmesini... Barajın düşeceğinden eminsiniz yani, öyle konuşuyor. Yani düşme lafları var bugün gündemde. Barajın düşmesini ben şahsen BDP isim değiştirmese bile daha kolaylıkla
Türkiye Partisi haline gelebilir. Çünkü o zaman oyları değerlenebilir. Ege'de aldığı oylar da değerlenir. Güney'de. Baraj diyelim ki %7'ye 8'e düştü. 7'ye. İki tane partiyle seçime girecekler. Yine orada girmeyecek. Şimdi yani. BDP batıda girmeyecek. BDP sadece, bak bu geçici bir şey olarak. Ama yerel seçimlerde. Sadece yerel seçimlerde. Bu hadiseye yerel seçim açısından bakıyoruz. Tamam. Evet. Sadece yerel seçim için böyle giriyorlar. Yetişmediği için o da. Ama o da çok kafa karışıklığı yaratmayacak mı? Şimdi bir dakika, bir şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben kafa karışıklığı yaratır, bu bizim işimiz değil, böyle karar vermişler. Türkiye Partisi olmak istiyor. Ben bunu sevinçle karşılıyorum ve diyorum ki barış sürecinin devam edeceğinin bir işareti olarak da değerlendiriyorum bunu sevinçle. Her zaman Türkiye Partisi olması gerektiğini savundum ben BDP'nin. Baraj buna çok büyük bir engeldi. Şimdi bu barajı kaldırabilirlerse o zaman çok güzel bir şey olacak. HDP sadece Kürtlerden almayı değil, belki ben de vereceğim oyumu HDP'ye. Neden vereceğim? Çünkü o zaman benim de taleplerimi göz önüne alacak. Daha geniş bir tabana yayılabilirse HDP, sol kimlikli olabilir, liberal kimlikli insanların oyunu alabilir. O zaman böyle bir koyu milliyetçi, Kürt milliyetçiliğine saplanıp kalmaz. Hele hele yeniden bir terör üreten ve terörle işbirliği yapan bir parti haline gelmez diye. Tabii orada belki bir sonraki tur konuşuruz. Bu ne demek oluyor? Yani PKK ile ilişkisi değişecek mi? İlişkisini mi kesecek? Kesmeden mevcut bu ilişkiyle farklı bir parti, Türkiye'yi kucaklayan bir parti kurulabilir mi? Onları da bir sonraki tur devam ederiz belki. Altan abi, size dönmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Çözüm sürecinin geldiği noktayla ilgili süreç devam ediyor mu? Ediyorsa nasıl ediyor? Yavaşladı mı? Umut görüyor musunuz? Buyurun. Şimdi önce şeyden başlayayım, oraya da geleyim. Bu bölgesel bir parti gibi BDP'nin kalması, yani Güneydoğu Anadolu'da öteki kurulacak partinin de öteki yerlere hitap etmesi, bunun örnekleri var başka ülkelerde. Mesela Almanya'da var. Şimdi Almanya'da Bavyera eyaleti, Münih'in falan bulunduğu yer. Ve Almanya'nın geri kalan tarafı, bunlardaki özellikle muhafazakar seçmenler ikiye bölünmüş haldedir hep. Niye? Bavyera evvelden işte devlet olma iddiasındaydı falan. Sonra bir araya gelmişler. Orada Hristiyan Demokrat Parti, o CDU denilen parti yok. Onun yerine CSU var. Hristiyan Sosyal Parti diye. Hristiyan Sosyal Birlik. Hristiyan Sosyal. Aynı parti mi onlar? Ayrı parti. Ayrı parti. Ama yani, aynı şeyden mi çıkmış? Bavyera'da mı? Şimdi şöyledir. Savaştan sonra Almanya'da ilk kurulan Hristiyan Demokrat Parti CSU'dur. CSU, bir de tabii Bavyera'nın kendine özgü bir kimliği var Almanya içinde. CDU ve CSU şey olmamışlar. Bir, yani CSU'dan CDU'ya katılması istenmemiş. Ve böyle bir centilmenlik anlaşması yapılmış. Birbirlerinin iç işlerine tabii karışmazlar. Yani o bünyenin, yani Bavyera bölgesi zaten işte söylüyorum, krallık hesabı. Bavyera ayrı bir kimliktir. Ya da ayrı bir şey. Evet. Şimdi burada yani ne oldu? Türkiye'nin içinde işte Kürt bölgesi gibi düşünelim. Evet, ama ideoloji aynı. Yani şimdi bu bölünme. Hayır, onu demiyorum. Yani onun içindeki ayrı, kültürü ayrı. Ben şu şeyi bitireyim mi? Evet. Şimdi bu bölünme sonradan birleşme haline geliyor. Oradan CSU'dan, yani Bavyera bölgesinden insanlar seçiliyor. Yukarıdan CDU'dan, yani kuzey bölgesinden gelen insanlar seçiliyor. Bunlar ama mecliste bir grup teşkil ediyorlar. İki tane kendi grupları da var, birleşiyorlar. Hükümette hep beraber oluyorlar. Bu hep böyle gidiyor 1940'ların sonlarından itibaren. Yani Batı Almanya kurulduğu andan itibaren. Oluyor bu ve Batı Almanya'da da bir baraj var. Fakat %5'in üstünde olduğu için, ikisi de %5'in üstüne çıkabildikleri için bu böyle devam gidiyor. Şimdi bunun yani bir zararı da yok. Hem kendi kimliklerini muhafaza etmek isteyenler, öbürleri de bunu kabul etmişler. Bu Türkiye'de de olabilir. Yani orada bir o parti, işte Diyarbakır ve diğer bölgelerinde o parti devam edebilir, BDP. Öteki tarafta da bir başka parti kurulabilir. Ama bunu engeli bizde bu %10'luk baraj. Bir şey söyleyeceğim. Bunu, bu Bavyera böyle bir
etnik kimlik mi ifade ediyor mu? Yani bilmediğim etnik, için sormak etnik istiyorum. Etnik daha çok dinsel, mezhepsel kimlik de var. Daha şeydir, ha. Daha muhafazakardırlar filan. Tamam, ama gene öbürleri de muhafazakar. İkisinin de adı Hristiyan, yani Hristiyan'la başlıyor. Evet. Hristiyan Sosyal, Hristiyan Demokrat Parti. Tarihsel olarak da zaten Bavyera hep Roma etkisi altında. Ha, Avusturya'ya daha yakındır. İşte şiveleri hatta eski, değişiktir. Yani. Bavyeralı deyince hatta şiveleri daha önceden... Kuzeylilerle Seesu'nun yani Bavyera'dakilerin epey bir kapışmaları vardı falan. Tarihi sebepler olmuş. Ama yürüyor, hiçbir değişmiyor. Aynı parti zannedersin. Aynen. Bazen başbakan adayı birinden oluyor, bazen ötekinden oluyor. Böyle şeyler. Mükemmel bir uyum ve işbirliği. Ama BDP devam etmeyecek. Onu ama tabii, genel seçimlerde... Tabii BDP şimdi bu şey batıda için. Kurulacak partide Öcalan iradesi ne kadar etkili olacak? İşte yani biraz önce ben de onu esas sordum. Meselelerden şimdi, biri o, onu konuşmak lazım. Bu da çok üçesim. Bunlar demokrasi içinde değil. Hep beraber mi konuşacağız yoksa şeydim. Şimdi bütün bunlar... Demokrasi içinde çeşitli memleketlerde bulunabilmiş formüller. Yani bu Bavyera ile Prusya'nın yukarıda Prusya hakimdi. Onlar arasındaki ihtilaflar yıllar boyu böyle tarih içinde çok büyüktü. Onlar falan kalktı ortada şeyden sonra Batı Almanya kurulduktan sonra 1948'den 49'dan sonra. Şimdi buradaki şeye mani olan bir tek şey var, baraj var. Bunun ehemmiyetini ne? Bugünkü hükümet, bugünkü başbakan fark etti şimdiye kadar. Ne başkaları bunun üzerinde duruyor. Birçok meseleyi bu baraj kalkarsa halletmek mümkün. Orada da olur. Yani %2 alır gene eğer baraj hiç olmazsa. %5 olursa gene onları geçebilirler. Mecliste gene aynı grup kurarlar, yaparlar derler. Bunun bir başka faydası da var. Şimdi bu taraftakiler yani Türkiye'nin batısında olanlardan... eğer daha solda bir parti olursa onlara yakın olanlar gider o partinin içinde olur. Daha sağda olanlar varsa öteki partilere giderler. Partiler de böyle çeşitlenir. Böyle sadece etnik bir yapıya sahip olan bir siyasal yapı halinde olmaz o. Yani daha demokratikleşme imkanı da budur. Onun için bütün bu Kürt meselesi hallolsun, bir barışa varılsın diyen insanların birinci önceliklerinin bu barajın kalkması olması gerekir. Kalkması yahut işte makul bir şeye indirilmesi. Bunu ben belirtmek istedim. Vaktim varsa öbür konuda da bir şey söyleyeyim. Yani burada bu çözüm süreci tıkandı tıkanmadı meselesinde ben en önemli unsurlardan biri olarak üslubu görüyorum. Ve bunun metot açısından başlangıçta yapılan hatanın tamir edilmemesini görüyorum. Başlangıçta yapılan hata bütün o öteki siyasi kuruluşları yani öteki siyasi partileri bir kenara bırakıp ben yaparım. Akil adamlar tespit edilecek onu da ben tayin ederim diye hükümetin işe girişmiş olması. Şimdi hala bu devam ediyor. Bu her şeyi ben yaparım ben tayin ederim meselesi o hale geldi ki İmralı'ya kim gidecek onu da ben tayin ederim. Bari kendi şeyini gönder, elçini gönder. Yani bir gün onu gönderiyor, öbür gün onu göndermiyor. Bir şeye kızıyor filan. Bu müzakere olmaz ki. Gerçi bir taraf tabii orada hapiste. Yani görüşülen kimse, Abdullah Öcalan. İşte hürriyetleri kısıtlı, sınırlı. Ama sen onunla görüşmeyi kabul etmişsin. Başka bir memlekette onun temsilcileriyle görüşmüşsün. Direkt temasa gelmişsin. O zaman hapiste de olsa görüştüğün zaman bir asgari müzakere sürecinin kurallarına uyman lazım. Hı hı. Yani o kendisi konuşurken konuşacağı kimsenin de karşı taraf tarafından belirlenmesi diye bir şey olamaz. Yani dünyada bunun da örnekleri çok görüldü. Böyle hareketlerle görüşülürken. Her şeyi ben tayin ederim, benimle görüşecek adamı da ben tayin ederim falan diye girilmez. Bunun gibi üslup açısından da söylenecek çok şeyler var. Ama şu muhakkak, hükümet bu süreci başından itibaren yanlış yollara sürükledi. Yoksa çok iyi bir adımdı tabii bu görüşmelerin o şekilde, bu şekilde başlaması. Eğer öteki partilere de bu intikal ettirilebilseydi, toplumun öteki katmanlarıyla da işbirliği yapılabilecek yollar bulunsaydı çok daha iyi olur. Peki ben bu süreçte bir takım sıkıntılar, bir takım tartışmalar olmasına rağmen şu yaklaşımı yanlış buluyorum. Sanki çözüm sürecini
Hükümet istemiyor. Hükümet bu sürecin tıkanması için elinden geleni yapıyor. O yüzden bir takım işte hatalı davranışlarda bulunuyor gibi eleştiriler getiriliyor. Şimdi ben bunun kendi kendini inkar olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten böyle bir süreci başlatan bir hükümetten bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin en önemli ve en de siyasi anlamda risk içeren meselesini başlatan bir hükümetten bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir riski aldıktan sonra kendi kendini sabote etmesi hiçbir mantığa sığan bir şey değil. Çok doğru. Dolayısıyla ama mantıklı bir takım, hareket değil. Yani şimdi doğru. Neden ya, Altan abi, bu olacak şey değil. Ama bir takım noktalarda farklı davransa süreç daha efektif, daha hızlı işler denilebilir. Ben yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Öyle yaklaşımlar sergileniyor ki AK Parti'nin kendi kendine hem de bakın seçime giderken önemli bir kitleye de karşı siyasi risk alarak başlattığı çözüm sürecine sanki AK Parti kendi düşmanmış gibi bir yaklaşım sergileniyor. Yani bu akla, izana sığacak bir şey değil. Yani orada işte yine bakın bunun onun kabahati şurada. Bu maalesef bir siyasi malzeme haline getirildi. Halbuki Türkiye'nin kanayan yarası, Türkiye'nin en önemli sorunu olan bu meselenin çözümü siyaset üstü bir mesele olarak ele alınsa bugün bambaşka bir noktada olabilirdik. O yüzden o ben şunu söylüyorum. Söylediğin bakın, şey çok doğru da evet. Ne yapılmıyor işte mesele. Ama işte siyasi malzeme olarak kullanıldığı için muhalefet AK Parti'yi yıpratmak için bu meseleyi kullanıyor. Dolayısıyla mesela demokrasi paketi, bakın aynı demokrasi paketi MHP tarafından Kandil'le İmralı'yla birlikte hazırlanmıştır, vatana ihanettir diye de suçlanabiliyor. BDP tarafından bunların çözmeye niyeti yok, bu ne biçim şey, demokrasi paketi değil diye de tam tersi yönde suçlanabiliyor. Çünkü MHP ama, ve BDP ama birbirinden bunlar, çok farklı siyasi kimlikler. Bütün rağmen Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu konuşamadı. Diğeri Türk Milliyetçi. Tamam, ben de ama şunu diyorum, aynı paket bambaşka açılardan eleştirilebiliyor. Çok normal. Dolayısıyla ben Nazlı Hanım gibi bunda düşünüyorum. Bunda bir paradoks yok. Yani bir tuhaflık yok ki bunda. Şöyle bir tuhaflık var. Nedir? Bu bir siyaset malzemesi haline getiriliyor. O yüzden de işte soldan BDP vuruyor, sağdan MHP vuruyor. Buna karşı yine bir siyasi malzeme olduğu için hükümet de ona göre davranıyor. İşte BDP'ye temkinli yaklaşıyor, isimlerin üzerini çiziyor vesaire. Ben her taraftan bu elin başların üzerinde taşınsaydı bu süreç bugün çok daha farklı bir noktada olacağımızı söylüyorum. Şimdi ama şey Avrupa Birliği'nin raporu var mesela, ilerleme raporu. Acaba bu adaya ziyaret hususu bir cezalandırma aracı olarak kullanılmıyor mu? Yani mesela Demirtaş'ın bir demeci iktidarın hoşuna gitmiyor ve ondan sonra bir çarpı çiziliyor. Evet, ben bunu doğru bulmuyorum. Bence ya de. Sırrı Süreyya Önder Dozer'in işte Grader'in önünde dikiliyor. Önünde bir çarpı. Evet. Sırrı Süreyya yani bir sanki Kürt hareketinin ve BDP'yi disipline etmek için kullanılan bir çocukça. Peki ben çocukça, bir tabii yani sen hayır, devam ben edersin. Buna karşı bir şey yani söylemiyorum. Böyle bir yöntem haline getirildi. Ben, bu çok ben bunu şimdi ben buna karşı siyasi olgunluk eksikliği peki, olarak görüyorum. Şimdi ben de şunu söylüyorum. Bütün taraflar bu meseleye ilk günden itibaren daha soğukkanlı ve biz bununla seçimde işte bir şekilde ön almak için işte muhalefet yapmak için kendi cephemizden yaklaşarak malzeme haline getiririz diye yaklaşmasaydı bugün başka bir noktada olabilirdik. Ama bugün de geldiğimiz noktada karamsar olmak için sebep yok. Süreç devam ediyor. Bakın bu süreci başlatan başbakandan aynı kararlılıkla biz yolumuzda yürüyoruz açıklamaları geliyor. Dolayısıyla bir takım yavaşlama sinyali gibi görünen engelleri aşmak için hep birlikte irade sergilemek lazım. Bakın nereden nereye geldi? Biraz önce Nazlı Hanım hatırlatıyordu. Ben onları yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. Bir demokrasi paketi açıklandı. Belki içinde daha fazla umut verici madde olsa hepimiz daha çok sevinecektik ama hepimiz derken buradakileri kastediyorum. Öte yandan seçime gidiyoruz. Bu demokrasi paketi çok ciddi bir koz olarak da kullanılmaya çalışıldığı için yine de bugün özel okullarda Kürtçe eğitimin önü açıldı. İşte Kürtçe propagandanın, Kürtçe seçime giderken Kürtçenin kullanılmasının, yer isimlerinin vesaire bütün bunların önü açıldı. Dolayısıyla bir iyi niyet var. Bu iyi niyeti teşvik etmek lazım. Bakın bu iyi niyeti teşvik etmek istemeyen çok ciddi aktörler var. Uluslararası aktörler var. Bu aktörlerin arasında kalan da bir Kandil var. Evet, Kandil'in patronu Abdullah Öcalan'dır ama aynı zamanda Kandil'de Orta Doğu'da var olmaya mecbur olan ve özellikle bugünün şartlarındaki Orta Doğu jungle'ında var olmaya mecbur olan bir yapı. Bu jungle'da Suriye ile, Esad'ın Suriye'si ile ilişkiler kurmak zorunda olan, İran'la ilişkiler kurmak zorunda olan ve bütün bu dengeleri de
tutarak bir şekilde ayakta kalmaya çalışan bir yapı var. O yüzden de Cemil Bayık'ın açıklamalarını görüyoruz. İşte yeniden saldırılar başlayabilir, iç savaş başlayabilir vesaire. Yani bütün bunları birlikte okumanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çok farklı dinamiklerin iç içe geçtiğini ve bu dinamiklerle de koşa koşa seçime gittiğimizi düşünüyorum. Orada da yani siyaset yapmak kolay bir şey değil. Bizim içimizden geçenleri siz hayata geçirmeye kalkınca bırakın bu paketi tamamlamayı, çok büyük bir siyasi risk almış olabilirsiniz. O yüzden de bir adım atıp etrafa bakıp ondan sonra bir adım daha atılıyor. Ama bence de BDP heyetinin işte isimlerinin BDP heyeti tarafından karar vermemiz çok daha doğru olur. Öcalan'la süreç, bakın Öcalan çok niyetli. Çözüm sürecinin nihayete ermesine, başarıya ulaşmasına çok niyetli. Bu şansı Türkiye'nin kullanması lazım. Ve de rehavete kapılmamak lazım. Yani çok daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Buradan devam edelim isterseniz bir tur daha. Bu konuya değil, bir sonraki konuya geçelim. Necdet Özel'in açıklamalarına geçelim. Evet, önemli. Geçen defa vaktimiz kalmamıştı. Şimdi Genelkurmay Başkanı Necdet Özel geçtiğimiz günlerde Yargıtay, Balyoz davasının Yargıtay kararından sonra bir açıklama yaptı. İşte sessiz kalmakla suçlandığını, halbuki hukuki süreçlere saygılı olduğunu söyledi. Türkiye'de alışık olmadık bir Genelkurmay Başkanı portresi zaten çiziyor Necdet Bey, Necdet Paşa. Bu açıklaması da o paraleldeydi. Kadri Gürsel, neler söylemek istersin? Daha sonrasında da bir takım karşı açıklamalar geldi. Örneğin Balanlı'dan ve arkadaşlarından Necdet Özel'e yönelik ciddi ithamlar geldi. Dolayısıyla yani orada da bir zannediyorum kaynayan kazan var. Neler söylemek istersin? Evet, Necdet Özel neler demişti? İşte konuşmamak için gayret sarf ediyorum. Acıları kalbimde hissettim demiş. Ben demiş aslında kamu görevlisiyim. Davalarla yakından ilgilendik ama kamu görevlilerin konuşacağı yeri, zamanın, muhatapların doğru analiz etmesi gerektiğini belirtmiş. Bu yüzden konuşmaya gayret sarf ediyorum falan. Bu yönde açıklamaları var Necdet Özel'in. Gerçekten de bir Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'de ben bir kamu görevlisiyim dediği enderdir. Yani bu bir aslında Necdet Özel tarafından gerçekleştirilmiş ve kamuoyuyla da paylaşılan bir kimlik, kendi kimliğinin algılanması açısından bir bilinç sıçraması belki buna benzer. Yani olumluya doğru gidiş. Ben tabii ki olumlu görüyorum. Yani bir Genelkurmay Başkanı'nın biz bu cumhuriyetin koruyucusuyuz, laikliğin ve işte laik cumhuriyetin muhafızıyız, bekçisiyiz demesi yerine ben bir kamu görevliyim demesi önemli bir şey. Ve ancak bunu tabii nerede söylüyor, hangi bağlamda söylüyor o önemli aynı zamanda. Bunu ayırmamak lazım o bağlamdan. O bağlamda şu, Yargıtay kararı açıklandı, Balyoz kararı ve Balyoz kararına tepki elbette ki oluştu mağdur aileler ve çevreden. Bu Balyoz kararı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok geniş bir kesimi neticede mağdur etti. Bütün soruşturmalar, operasyonlar vesaire. Burada bu kesimin mevcut Genelkurmay Başkanı'na yönelik büyük bir tepkisi var. Bu anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı'nı... Haklı mıdır bu tepki? Bu tepkinin ben haklı mıdır, değil midir sorusuna değildir diye cevap vereceğim tabii ki. Çünkü haklı olması halinde şunu beklemek gerekirdi Genelkurmay Başkanı'ndan. Genelkurmay Başkanı siyasete müdahil, yargıya müdahil olsun, siyasete müdahil olsun, ağırlığını koysun, konuşsun ve de ondan sonra yargıyı etkilesin. Bu olmamalıydı. Bunun yerine belki bugün koşullarda olmayacak bir şeyi bekliyoruz. Ama doğruyu savunmak açısından bunu söylemek zorundayım. Bu yargılama başından beri de burada ve yani yazdığım ve burada da söylediğim gibi Türkiye'de hukukun yerleşmesine ve hukukun üstünlüğüne hizmet etmeliydi.
Onun yerine bence hukuku geliştiren değil, hukuku bir yerde araçsallaştıran bir yargılama oldu. Bu deliller konusu vesaire bunlar, bu da çok tartıştık. Sizin de görüşleriniz, benim de görüşlerim neticede malum. Tartışılan deliller var ve bu tartışılan delillere karşı en azından neden sesini çıkarmadı diye bir açıklama var. Size gelen bir açıklama evet. var. Tepkinin odaklandığı noktalar bunlar tabii. Burada esasında normalde Türkiye'de bu tür darbe soruşturmalarının, junta soruşturmalarının, darbe teşebbüsü soruşturmalarının Türkiye'de demokrasinin gelişmesine katkıda bulunması için Genelkurmay başkanlarının konuşmaması gerekiyor. Ama yargının da profesyonel, tarafsız ve tarafsız olması gerekiyor. Bu biri olmadığı zaman, yani yargı profesyonel ve tarafsız davranmadığı zaman, o zaman bu adaletsizlik ve oluşan mağduriyeti Genelkurmay Başkanı kendi gücünden ve siyaset üzerinde varsayılan etkisinden etkisini kullanarak mı bertaraf edecek, dengeleyecek? Mesele bu mu? Bu evet. olmamalı. Ben, peki yani, Bilgin Balan neticede, ve arkadaşlarının Necdet Özel'in açıklamalarına karşı yaptığı açıklama ne bu diyorsun? Bu açıklama yani açıklama adeta da, sanki karşı tarafla bir oldu. Burada doğrudan Necdet Özel suçlanıyor. Bakın şöyle evet, deniyor. Burada bir zihniyet ve kafa yapısı zaten ortaya çıkıyor. Balyoz davası bu kabul edilemez noktaya Genelkurmay'ın kahreden sessizliği sayesinde geldi diyor. Evet. Yani bu çok ağır bir suçlama. Yani Türkiye'de eğer Genelkurmay sessiz kalmasaydı bu noktaya gelmezdi demek bu. Evet. Demek ki Genelkurmay konuşmalıydı, demek ki Genelkurmay bir şeyler yapmalıydı ve bizi kurtarmalıydı diyor. Evet. Suç yani şöyle bir ifade daha var benim ilgimi çeken. Şimdi halk arasındaki izlenim diyor. Suçsuz olmasaydık, yani kendilerini kastederek söylüyor, suçsuz olmasalardı komutanları bunlara sahip çıkardı. Yani Necdet Özel sustu, dolayısıyla bu da Balyoz sanıklarının suçlu olduklarının zımni kabulüdür. Evet. Bu manaya geliyor diyor. Bu, yani tabii bu çok kabul ağır. Edilebilir bir şey değil diyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. O halde sen bizim suçsuzluğumuzu savunmak adına konuşmalıydın evet. diyor. Hayır, sen ondan de bu sonra açıklama da, kabul ondan edilebilir sonra değil Necdet diyorsun. Özel şöyle bir şey demiş. Bunu o açıklamaya da koymuşlar. Yani çözerim, biz bu işi kendi yöntemlerimizle çözeceğiz. Çözemezsek de bunu daha iyi yapabilecek birine yerimi terk ederim. Yani burada Necdet Özel gidip görüştüğünde cezaevi ziyaretinde, demiş evet. ki ben sizi mealen söylüyorum. Yani neticede vardı nokta o. Ben sizi bu durumdan kurtaracağım, kurtaramazsam ama kendi yöntemlerimi yapacağım. Bunu yapamazsam ben istifa ederim demiş. Öyle demiş. Yani meali budur. Bunun başka bir yorumu olamaz. Demiş zaten. Yani meali olamaz bunun. Bu var. Şimdi tabii Necdet Özel böyle bir şey demişse hiç de iyi bir şey dememiş. O da evet. Necdet Özel'in söylediği de çok yanlıştır. Yani Bilgin Balanlı'yla Necdet Özel'in burada Bilgin Balanlı ve arkadaşları değil mi bunlar? Evet, o zaman Bilgin Balanlı ve arkadaşları da Necdet Özel'in zihniyet dünyası ve kültürleri aynı düzlemde buluşuyor demektir. Yani Türkiye'de demek ki hukuksuzluğun, adaletsizliğin ilacı ve çaresi nüfus kullanımı, güç kullanımı. Bir dakika onu tekrar bir hatırlayalım. Ne demişse Necdet Özel orada ne diyor? Şöyle söyleyeyim, bende var. Önünüzde sizin metin var. Diyor ki Orgeneral Necdet Özel Ekim 2011 ayı sonunda Hastal askeri cezaevine yaptığı ziyaret sırasında bu büyük haksızlığı teyit etmiş ve bu konuyu kendi yöntemiyle çözeceğini, çözemezse kendisinin de görevi daha iyisini yapabilecek arkadaşlara bırakacağını söylemiştir. Bir husus daha var, onu da belirtelim. Benim not aldığım. Diyor ki Yargıtay'daki birkaç yüz metre ileride Genelkurmay'dan doğru temiz duruşmalarına bizim silah arkadaşlarımız katılmadı. Yani Genelkurmay'daki muvazzaf üst rütbeli subaylar evet. Yargıtay'a katılmamışlar. Evet. Bu da tabii ki şöyle, desteklemiyoruz, manevi destek olmuyoruz anlamında yorumlanıyor evet. ki bu doğru. Peki yani gitseler doğru olur muydu diyorsun? Efendim?
katılmaları doğru olur. Gidebilirlerdi. Bunda bir sakınca yok bence. Çünkü yani izleyici olarak gidebilir. Peki. Eğer varsa prosedürü bilemiyorum. Yargıtay'da duruşma nasıl izlenir? Onu tamam, bilemiyorum. Peki. Hmm. Evet Nazlı Hanım siz ne diyeceksiniz? Biz mesela çok özür dilerim. Ben mesela Basın Enstitü Derneği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Biz tutuklu gazetecilerin duruşmalarını izliyoruz. Bu onlara verdiğimiz yani bu muhatap askerlerin destek. Oraya gitmesi bu genelkurmay adına bir kişi gözlemci ha, olarak. Bir kişi gidiyoruz. Tamam ben zannettim. Ama topluca ama orada formalı. Bahsedilen biz topluca bir gövde gösterisi bekledik. O başka bir şey. O ben siyasi gösteriye girer. Evet. Tek başına ama bir kişi. Beklenen öyle bir gösterir. Şey değil mi? Ben bu mektuptan onu anlıyorum. Ama şudur yani genelkurmay tabii ki bu davayla şöyle gözlemci olarak ilgilenir. Çünkü yüzlerce general üst düzey rütbeli subay yargılanıyor. Kendi camiasını ilgilendirir. Kendisini çok yakından ilgilendirir. Dolayısıyla bu hak genelkurmaydan herhalde. Evet. Esirgenemez. Yani tek bir genelkurmaydan muvazzaf bir kimse gidip veya izlemedi mi? Ben onu hiçbir dava. Bir kişi izleyemez bunu zaten. Teknik olarak birkaç kişinin orada yani hayır ben misal gerek. Olarak bir kişi bile yani hiç kimse izlemedi. Onu yani biz şeyi evet. tartışıyoruz. Tek Nazan siz ne dersiniz? Necdet Özel'in açıklamaları doğru mudur? Şimdi Bilgin Balağan'ın tepkisi nasıl? Evet ben Necdet Özel'in açıklamalarını doğru buluyorum. Yani zaten Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu. Anlaşılıyor ki kapalı kapılar ardında kaygılarını yansıtıyor. Ama tabii ki hiçbirinin başbakanın da yargıya müdahale hakkı elbette bulunmamaktadır. Yani en azından ilke bazında hani gidip de yargıya tesir edecek endişeleri olabilir filan. Anlaşılıyor ki böyle kaygılarını yansıtıyor ama daha açık. Yani burada Balan'ın ifade ettiği gibi yani bu cümlelerle hiçbir zaman olmaz. Yani istifa etmesi de doğru olmaz. Veya böyle bir açıklama yapması da ya yargıya güveneceksin veya yargı bağımsızlığı ve yargının ayrı bir erk olduğuna inanacaksın veya inanmayacaksın. Şimdi bakın bu yargı konusunda ben şunu ifade etmek istiyorum. Maalesef tabii eksik bilgiden kaynaklanarak bu HSYK sürekli suçlanıyor ve dolayısıyla HSYK'nın tayin ettiği işte hakimler de tarafsız değil, davranmıyorlar ve ideolojik davranıyorlar evet. gibi takdim ediliyor. Bakın AB ilerleme raporunu iyi okumanız lazım. Yargı konusunda çok olumlu sözler sarf etmiş. Bırakınız 3. 4. yargı paketlerini burada şey de diyor. Diyor ki 2010 kazanımları yani o referandum 2010 kazanımlarının daha da pekiştirilerek devam etmesi lazım bu yargı konusunda diyor. Ve özellikle HSYK'da bugün 15 üyesi HSYK'nın doğrudan doğruya hakim ve savcılar tarafından seçiliyor. Yani Yargıtay kendisi 3 üyeyi seçiyor. Danıştay 2 üyeyi seçiyor. Alt kademe mahkemeleri 10 üyeyi gönderiyor. Dolayısıyla toplam HSYK'nın seçilmiş 20 üyesi var dersek 20 herhalde. Bu 20'nin 15'ini doğrudan hakimler ve savcılar kendileri seçiyorlar. Ve bunu da çok olumlu bir durum olarak tespit ediyor Avrupa İlerleme Raporu ki doğru. Çok önemli bir adımdır. Şimdi dolayısıyla burada sürekli mahkemeye memnun kalmayan insanlar yani bu davalardan memnun kalmayan kişiler sürekli bu mahkemeleri kötülemek veya hakimleri kötülemek suretiyle sanki bir suçsuzluk hakimmiş. Hiç böyle olaylar olmamış Türkiye'de havasını yaratıyorlar. Bakın ben herkesi birlikte toptancı bir bakış açısıyla suçlamak istemiyorum. Ama elebaşıları vardır. Türkiye çok acı olaylar yaşadı. Bakın bugün gazetelere yansıdı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın'ı hepimiz biliyoruz. Evet. Ne diye takdim ettiler bize? PKK. Orada Lice'de sözde PKK öldürdü diye takdim ettiler. Ama bugün savcının iddianamesi ne diyor? Bir çatışmada ölmedi Bahtiyar Aydın. Öldürüldü diyor. Evet. Ve PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın da açıklamaları var bu doğrultuda. Jandarma içinde bir iç hesaplaşmadan kaynaklanıyor bu cinayet. Ve kimisi işte PKK'ya daha barış ya Kürt halkına daha barışçıl yaklaşım sergileyelim diyor bu Bahtiyar Aydın. Ve onu orada işte öldürenler var. Şimdi bakın Erhan Tuncel meselesine Gaffar geliyoruz. Gaffar Okan da farklı bir örnek. Şimdi dolayısıyla Türkiye
o kadar karışık şeyler yaşandı ve bu böyle bir kişisel bir mesele değildi. Yani birisi ben kafama esti Bahtiyar Aydın'ı çivileyim falan değil. Ondan sonra bir sürü bunun yansımaları var. Bu bambaşka olaylar, unutuyoruz. Bakın bir Şemdinli olayını unutuyoruz. 2005'te Şemdinli'de orada Kitabevi'ne ve Hakkari'de patlayan peş peşe bombalar. Ondan sonra o Kitabevi'ndeki o hadise meydana çıkıyor patlatan adam. Ondan sonra günlerce süren o patlamalar duruyor. Anlatabildim mi? Oradaki savcıyı meslekten attırdılar. Zorla o HSYK meslekten attı, adam görevini yaptı diye oradaki o bombaları koyan istihbaratçıları, assubayları suçlu ilan etti diye. Hı. Şimdi Türkiye nelerden geçti? Eğer siz kararlı davranmasanız, yargınız kararlı davranmazsa, sizin işte genelkurmayınız siyasetten arınmazsa, siz bunların üstesinden gelemezsiniz. Bir Hrant Dink cinayetinde kıyamet koparıyoruz, örgüt yok denildi diye. Şimdi de Yargıtay'ın kararı doyurucu değil. Yani örgüt var ama basit bir örgüt diyor. Oysa böyle değil. Basit bir örgüt olmasına imkan yok. Çünkü bakın Fethiye Çetin avukatıdır. Utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum diye bir kitap yazdı. Bütün bu belgelere dayanarak. Orada görüyorsunuz mesela bir profesör Ümit Sayın, ya işte profesör değil, doçent midir nedir mi? Kimlerle temas halinde bir takım konuşmalar. Ergenek özel harpçi binbaşı Oğan Türkmen, özel harpçi Üsteğmen Zafer Yener, özel harpçi Yarbay Mehmet Sönmez, Hrant Dink meselesini konuşuyorlar. İşte Oğan Türkmen diyor ki galiba beraat kararı verecekler. İşte yok bilmem ne grubunu yollayalım. Bir başka Behiç Gürcihan var. Açıkistihbarat.com sitesinde orada kara propaganda yapıyor. Bunlar birbirleriyle konuşuyorlar. Bak Hrant Dink'te lehte bir rapor, bilirkişi raporu verdiler Hrant Dink'in şeysiyle ilgili, yazısıyla ilgili, o yargılandığı yazıyla ilgili. Bunu Mesut Parlak profesör lehte. O zaman hukuk fakültesinden onun seçtiği 3 bilirkişi lehte rapor verdi diye. Daha sonra Ümit Sayın bu özel harpçilerle konuşuyor ve Kemal Alemdaroğlu olsun İstanbul Üniversitesi Rektörü, Mesut Parlak olmasın diye faaliyet yapıyor. Şimdi bunları düşündüğünüzde bu böyle Erhan Tuncel zavallı bir piyon, hiçbir şey değil. O ancak Trabzon'daki... Zaten ben devletime hizmet ettim o diyor. O zaten sadece Trabzon'daki jandarmayı bilebilir. Evet, bakın nasıl bir devletsizliğe. Ali Öz'ü bilebilir ama bu işlere baktığınızda bu işin içinde bu Ergenekon mudur, özel harp midir, acayip yapılanmalar var. Şimdi bunlar hepsi çıkıyorlar, hiçbir şey yokmuş gibi çıkacak Necdet Özel, sahip çıkacak bütün balyozculara. Yok efendim şurada bilmem ne dijital hata var, burada bir dijital hata var. O zaman geçsinler yargıç koltuğuna otursunlar, buyursunlar. Ama bu yok efendim diye de geçiştirilecek bir konu değil. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Hata dediğini ne biliyor musun? Bir dakika. O dijital hata. Hayır yani dijital hata yoktur mu diyorsunuz? Bir dakika, bir açıklığa kavuşturalım. Yoktur mu diyorsunuz? Ortaya çıkmış bir şey. Hayır, ben şunu söylüyorum. Yani. Burada Yargıtay'ın kararı var, kapı gibi. Bu alt mahkemenin kararı var. Bu dijital hatalar konusunda deniliyor ki kasıtlı olarak eski tarihli bilmem ne üst veri üzerine bunu güncellediler diyor. Ve bu güncelleme lafına Yargıtay da onaylıyor. Neden onaylıyor? Çünkü diyor ki nasıl oluyor da Gölcük'te bu hard disk, 5 numaralı hard disk aynı bilgileri ihtiva eden ve falanca işte oradaki kişiye özel harpçi değil, onlar istihbarat karşı koyma biriminden ki o Kemal Yakar mı ne öyle bir binbaşı mıydı bilmiyorum. Yani evet. O kişiye ait bilgisayardan çıkan hard disk nasıl oldu da bulunuyor da bir başkası bu bilgileri oraya aktarsın? Veya işte nasıl Eskişehir'de çıkan flash bellekte aynı bilgiler olabiliyor? Dolayısıyla yani buralardan... Doğru olduğunu ispat eder mi bu senin tabii sözü? İspat ederiz. İsterseniz bakın ne zaman konu buraya gelse bu program kitleniyor. Ben bunu içeriye girmek istemiyorum. Kitleniyor, şey dağıtıyor. Yani toparlıyorum. Ben hiç dağıtmıyorum. Hayır, diyor ki yani yargı bu kararlar yanlıştır, işte hakimler şey yapmıştır diyerek bütün bu gözümüzün önünde cereyan eden şeyleri örtbas etmek istiyorlar. Edemezsiniz diyor. Türkiye'de
olaylar cereyan etmiş. Hrant Dink öldürülmüş. Bahtiyar Aydın öldürülmüş. Faili meşhur cinayetler gitmişler. Orada birinci ordu karargahında nasıl onu peki, tutuklayacağız? Balyoz'la alakası var. Türkiye'de böyle olaylar cereyan etmiş. Darbeler cereyan etmiş. Bunun çaresi her önüne geleni içeri atacaksın yani. Bunun çaresi şimdi bunlar hepsi çıkıyorlar. Hayır bakın her önüne gelen değil de birilerinin de bütün bu olayların sorumlusu olması gerekiyor. Uzaydan inmedi bu olaylar. Doğru dürüst görülüyor mu görülmüyor mu? Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani davaların esasına geçmeden o da burada bu olmuş bilmem öbür tarafta bu olmuş. Esasına geçmeden değil. Şimdi hiçbir kişi de çıkıp da demiyor ki kardeşim. Burada bu olaylar hayır 20 yıl inkar ettiler Bahtiyar Aydın meselesini. Orada çatışmada PKK öldürdü dediler. İşte Şemdinli örneğini verdim. Hakkari'de patlayan bombaların örneğini verdim. Yahu çıkıp da asker hiçbiri veya işte İlker Baş bu. Yani hiçbir zaman İrticayla zaten bunu yaptık demedi. Eylem planı çıkıyor. Demiyor ki evet bunlar yapıldı. Her an bir inkar üzerine gidiliyor. Evet, bakın, yani bakın burada, madem burada, Nazlı ölürse, Hanım diyor ki bakın burada ki inkar beni şaşırtmaz diyor. Çünkü şimdiye kadar asker yaptıklarını hep inkar ettiler. Ama bu aynı zamanda şunu mu diyorsunuz? Bir dakika ben soru soracağım. Çıkardı. Bir saniye herkes istediği yere getirir tartışmayı da. Şimdi getirir değil şimdi bakın. Burada biz neyi tartışıyoruz? Burada şu önemli. Bakın şu önemli. Hayır bir saniye Hanım'ın şu detay söyledi. Önemli. Bak. Bir bana izin verirsen soracağım. Şu detay önemli. Nazlı Hanım diyor ki hiçbir zaman zaten yapılanları kabul etmediler. Ama şimdi bu ayrı bir tartışma. Öte yandan Balyoz'da bir takım yanlışlıklar olabilir. Bir takım benim de içime sinmeyen şeyler vardır demek ayrı bir tartışma. Öyle demiyor musunuz siz? Burada o kadar ya tepki çeken o mesele. Balyoz'daki topyekün, haksızlığı diyor ki Necdet Özel çıksın ilan etsin diyor. Var mı böyle bir şey? Ben buna karşıyım. Ben bunu tasvip etmiyorum. Ama içinde hatalar olabilir. Balyoz'un içinde tabii ki her bak sadece Balyoz'un değil. Adli sıradan davaların içinde de %100 haksızlıklar olabilir. Ama ben diyorum ki bunlar hepsi topyekün. Çetin Doğan da dahil olmak üzere. Evet, hiçbiri çıkıp demiyor ki. Ya Çetin Doğan dese ki bunu ben yaptım. Böyle bir semineri de bu planı sınamak için ya zavallı şu askerlerin haberi dahi yoktu. Ben buna inanıyorum. Evet. Bunu demiyor ki. Ben de suçsuzum diyor. O zaman kardeşim onu dese sen o zaman de adam akıllı değilsin. Belki ben buna inanmıyorum. Şimdi onu Altan abiyle devam edelim. Peki, karışmasın peki, turlar. Peki. Yani Altan ama abi, şimdi bu şimdi ama öyle şimdi bir yere girdik ki şimdi bu kişiler programı. Bakın şimdi Bahtiyar Aydın konusunda o Şemdinli'deki kitap evinin bombalanması tamam bunlar. Reddetmişler hep ama onu diyorum bunların, ben. Bunların tartışılacak mevzular değil bunlar. Çok gerçekten tartışılacak. Değil. Hayır değil şöyle değil tartışılacak. Değil. Bu konuda aramızda bir tartışma olmaz bizim. Sizin bunu söylemenizle. Balyoz'daki askerlerin Kürt bölgelerindeki savaş ve çatışmada işlemiş oldukları suçlar, insan hakları ihlalleri, karıştıkları yasa dışı işler, yargısız infazlar bunlar aslında askerler ve bütün sistemi ilgilendiren konular. Ama buradan çıkıp hareketle bir darbeye eksik teşebbüs davasının delillerine gidemeyiz. Bunlar aslında farklı aynısı. Farklı konular. Toparlayalım ne olur Altan abiye geçelim. Zihniyeti yargılayamazsınız. Aynı zihniyettir. Bakın zihniyetin eylemi var. Zihniyeti, ben eylemi yargılıyorum. Bu aynı tamam, zihniyettir. Özel harptir bu. Ergenekondur. Eylemi ben yargılamıyorsunuz burada. Yani nedir bu? Siz bir zihniyeti yargılıyorsunuz. Niye zihniyeti yargılıyorsunuz? Doğu çünkü Ergenekonu dediğimiz biz ne zaman işte burada düzmece delil dediğimiz zaman siz zihniyeti ortaya getiriyorsunuz. Hayır bu Doğu Ergenekonu dediğim bu işte. Ondan sonra diyorsunuz. Bir de Batı Ergenekonu var o darbe yapıyor. Doğu Ergenekonu bunu yapıyor. Batı Çalışma Grubu. Bu darbe yapıyor. Doğu Ergenekon dediğin JITEM, MITEM kanalıyla adamları katlediyor. Bombalar patlatıyor. Bunlar. Kürtleri, tabii Kürtleri düşman.
irtica, dindarları düşman ilan ediyorlar. İstedikleri iktidarları deviriyorlar. Böyle bakın, bir zihniyetleri bakın, var. Bakın bu zihniyetin tasfiyesi, hukuki uygulaması var kardeşim. Düzgün bir hukuki sistem yaratılarak düzgün zaten, düzgün bir sistem. Ay, ben de düzgün olmadığını söylüyorum. Seni beğendiremiyorum. Peki isterseniz burada bir... Elbette ki beğendiremeyeceksin. Sana beğendiremiyorum. Altan abi sizinle bir devam edelim. Siz beğenmeye çok şimdi hazırsınız. Altan abiyle yeter devam edeceğiz. Reklama 5 dakikamız kaldı. Bana sıra bile kalmadı. Altan abi lütfen. Ne çabuk geçmiş. İşte şimdi, siz kendinizi kaptırdınız. Evet. Şimdi ne olur yani bu balyoz yoktur vardır bu tartışmaya girmeyelim. Necdet Özel'in açıklamaları bir genelkurmay başkanı ilk defa. Girmiş bu tartışma içeriğinden çıkarmış. Altan abi oraya girince çıkamayan olmadı. Maalesef mantığa bak. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ben neyse söyleyeyim. Altan abi. Lafı geçtiğim zaman. Evet verdin sen. Ben sadece şunu sorayım topu bırakacağım. Necdet Özel'in açıklamalarına. Bir dakika. Necdet bir saniye. Ya bir Altan abi izin verirseniz şayet moderatörsem sonra niye yüksek sesini ben de bekliyorum zaten söyleyesin. Altan size söz vermek istiyorum. Buyurun efendim. Ben soru sadece şu. Necdet Özel'in açıklamaları ve Silivri'den gelen karşı açıklamalara yorumunuz nedir? Sizin söyleyecekleriniz artık size kalmış. İstediğiniz tabii, yere girin. Tabii benim söyleyeceklerim böyle kalmış. Şimdi burada konuşulan mesele şu. Tamam, bir mantık biliyorum, var. Biliyorum yine baştan başlayacak. Nereden başlayacak? O her şeyi söyleyecek. Ondan sonra biz de şeyle Necdet Özel ne demiş? Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na aynı çizgidesin. Balyoz sever Altan Ömer. Yoksa ne espri. Aynen öyle Allah'ın görüyorum şey, seni. Sen şimdi toz ve gaz bulutundan başladın. Gel ben Necdet Özel'den bahsedeyim. Nazlı bana dese ki balyoz sever falan. Öyle mi? Koruyorsun. Çok enteresan şey bir espri böyle. Ne güzel ama buyurun, sevsinler. Abi, sizden ne şimdi bu balyoz sever falan meselesi değil de sen de şeye takmışsın kafanı. Bu balyoz lafı açılır açılmaz. Bilmem başlıyor bu CD'lerin işte yanlış olduğu öne sürülemez çünkü bu güncellemedir falan filan ezbere konuşuyor. Şey, her ben zaman ne zaman bu açılsa herkesten daha fazla konuşup neyse bir şeyim mi var nedir bilmiyorum. İyi de izledim mi bu davayı bilmiyorum. Fakat ben izlediğim kadarıyla ve başka birçok kimsenin izlemesi ha, belki de öyle bir şeyim var ama birçok evet. Kimsenin söylediğine göre hukukçuların. Yani hukuktan nasibini almamış insanların ulu orta söyledikleriyle değil, hukukçuların söyledikleriyle şu sabit ki bu balyoz davası çok tartışmalı bir davadır. Bir, Ergenekon davası da öyledir, KCK davası da öyledir. Bunlar özel güvenlik mahkemeler, neydi? Özel yetkili mahkemeler eliyle yapılan davalardır. Ve bunu sadece hukukçular söylemiyor, bunu hükümet de söylüyor şunu ki bu özel yetkili mahkemeler artık şeyi aşmıştır. Kendi yetkilerini aşmıştır. Kendi başlarına buyruk olmuşlardır. Bunları kaldırmak lazımdır diyor ve bu mahkemeler kalkıyor. Şu anda kalkmış bulunuyor. Niçin şey oluyor duruyor hala mevcudiyetlerini devam ediyorlar? Bu davaları bitirmek üzere bekliyorlar. Şimdi hükümetin de kabul ettiği böyle mahkeme olmamalı dediği bir mahkemenin her dediğine aferin bu iyi yapmıştır falan denilirse bunda artık bir fazla hüsnü niyet aramanın imkanı yok. Yani şey gerekçe de şu efendim Şemdinli'de şu olmuştu burada o olmuştu. Bu ayrı bir şey öbürü ayrı bir şey. Bir şey söyleyeyim özel Şemdinli'de olması demek. Hakimleri öldürmüşsün. Denize mi atacaksın aynı hakimler görevlerini şimdi, ağır ceza mahkemesinde devam edecek. Böyle, yani manası kendi yok konuşuyor. Bu söyledikleri. Yani kaç dakika 10 dakika. Bir dakika Altan başka. Yetki meselesi değil ama de, hüküm farklı olmaz. Şimdi şu, şunun bir dakika Altan abi dinleyelim kesmeden şimdi dinleyelim. Hüküm de farklı olur çünkü yargılama farklı oluyor. Şemdinli'de böyle olmuş. Öyleyse burada da bilmem. Bir dakika ne olur bir dakika. Ama yani, hemen dinleyelim. Suçun şahsiliği diye bir şey var. Yani o adamın Balyoz'da suçunu başkalarının meselesiyle karşılaştırmanın falan alemi yok. Hiçbir şeye sığmaz. Şimdi bu münakaşanın sabaha kadar sürdürülmesi mümkün. Aslında biz burada çok bu şeyi yaptık, tartışmayı yaptık. Aynı şeyleri papağan gibi Nazlı söyledi burada. Ama bu davanın esasına girme meselesi ortaya çıktığı zaman tabii o papağanlık yetmiyor. Evet. Çünkü çeşitli açılardan bu davanın tartışmalı olduğu ortaya çıktı. Yani nokta. Necdet Paşa da bununla Necdet ilgili kaygılarını gelince, ortaya koymalı mıydı? Altan şimdi Ömer böyle bir şey olursa bir memleketin ordusunda şu kadar subay aralarında generaller de var. Hapishanedeyken 300 küsur değil mi? Evet. Dava açılmış haklarında. 370 birçoğu
5 sene, 10 sene, 20 sene mahkumiyet kararıyla neticelenmişken bu davalar ve bir kısmı da hala tutuklu olarak kalıyorsa daha hatlarındaki davanın sonucunun Yargıtay'dan gelmesini bekliyorlarsa Ergenekon davasında olduğu gibi. Öteki taraftan KCK davası gibi bir davada yüzlerce insan, binlerce hesaplanıyor. 6.000-7.000 diyorlardı. Aralarından tahliye edilenler olmuşsa bile gene binlerce hesaplanan insan orada tutuklu kalıyorsa bunlara böyle canım yapmışlardır yahut aralarında işte yapmamış da olanlar varsa kurunun yanında yaş da var falan diye bakılmaz. Bu bütün yanlışların düzeltilmesinin gerektiği belirtilir. Yani Necdet Özel daha önce konuşup şimdi tepkisini Necdet dile getirmeli miydi? Özel meselesinin bir şeyi de şudur. Şimdi biz bir meslek sahibi insanlarız, gazeteciyiz. Burada Kadri Bey de bu basın enstitüsü ya dayanışma derneğinin başkanı. Değil basın mi? Enstitüsü Derneği, evet. Basın Enstitüsü Derneği. Aynı zamanda başkanı. Uluslararası Basın Enstitüsü, Basın Enstitüsü Neyse, Derneği. Neyse ben bir altına yani, bir açıklamayı doğru mu buluyor mu onun oluyor. Cevabındayım. Öyle oluyor yani. Müsaade edersen ne söylemek istediğim ve ne zaman söylemek istediğim ve nasıl söylemek istediğim ben belirleyeyim. O zaman reklam yaklaşmıyordu da şimdi yaklaştı. Neyse söyleyeceğim. Şey, şimdi gazetecilerle ilgili davalar var. Şimdi sayıları kaç bilmiyorum. Yüzü aştıydı bir ara. 70-80 civarında. 60'tan fazla insan tutuklu. Bunların davalarıyla o dernek meşgul oluyor. Gazeteciler Cemiyeti meşgul oluyor. Basın Konseyi meşgul oluyor. Biz hepimiz tek tek gazeteci olarak meşgul oluyoruz. Fırsat bulursak oraya gidiyoruz. Niye? Bir meslek dayanışması içinde arkadaşlarıma haksızlık yapılıyorsa onu müdafaa edeyim. Yani TSK mensupları da gitmeliydi TSK diyorsunuz. TSK mensupları da elbette bununla ilgilenmek durumundadır. Öyle şey olur mu? O zaman Amerika Necdet Paşa'nın Birleşik Devletleri'nde bir McCarthy davası oldu. McCarthy davası geldi, sonunda kuvvet komutanlarına falan yönelmeye başladı. Önce dış işlerinde herkese komünist dediler, ondan sonra Hollywood'u temizlediler, oradaki sanatkarları falan işlerinden ettiler. Sonunda orduya geldiği zaman, ordu orada, şimdi Amerikan ordusu deyince hükümetin emrindedir ve doğrudur tabii, emrinde olacaktır. Bu açıdan çok demokratik kurallara riayetkar olan bir ordudur. Orada Milli Savunma Bakanı şahitliğe göndermedi emretti şeyi. McCarthy çünkü kongreye gönderiliyordu. İşte kavga, gürültü, tartışma çıktıktan sonra böyle bir şeyin olamayacağına Amerikan kongresi de karar verdiği için belirli bir noktada o McCarthy rezaleti çünkü herkesi cadı kazanı halinde içeri atıyordu. İşte Charlie Chaplin'e kadar dünya kadar insanı işte işinden ediyor yahut Amerika'yı terk etme mecburiyeti karşısında bırakıyordu. O sayede ortadan kalktı. Toplumun bütün fertleri, kendi toplu şeylerini, çevrelerini tehdit eden haksızlıklara karşı herhangi bir şekilde bu söyleyeceklerini söylemelidirler. Bütün demokratik evet. Toplumlarda böyledir. Yani askerdir tabii elbette ki hükümetin emrindedir, emirleri yerine getirecektir. Ama sussun o, hiçbir şeye karışmasın falan böyle şey olur mu? Oy kullanıyor o da. Evvelden oy kullanma hakkı yoktu Türkiye'de de bazı başka ülkelerde olduğu gibi subayların. Çoktan beri var 1960'lardan beri var. Oy kullanan insan elbette ki memleketin bütün meseleleriyle en azından kendi evinde konuşurken, arkadaşlarıyla konuşurken ama bu bahsettiğimiz kendi evinde konuşma değil kamuoyunun önünde açıklama yapma. Kamuoyunun önünde açıklama yapma meselesinde. Onu da elbette şimdiye kadar çok kötü örnekleri görülmüştür. Onlar gibi açıklamalar yapmasına gerek yoktur. O şey hangisiydi şeyin büyük anıtın yaptığı açıklama yanlış bir açıklamaydı. Hangisi? Yani bunun gibi şeyler efendim. Hangisinin büyük anıtın açıklaması? Hayır hayır şeyi söyle. O iyi çocuktur. İyi çocuk. Diye bu iyi çocuktur da yanlış tabii. Yani öyle şey olur mu? Onlar değil. Ama burada sen de söyledin. Yani oraya elbette ki insan gönderecek, avukat gönderecek. Çünkü şey bile olsa, ben göndersin suçlu, demedim, soru sordum. Suçlu bile olsa, yani kesin suçlu olduğuna inansa bile oraya avukat gider, her sanığın hakkı vardır çünkü. Kendi şeyini haksızlığa uğrama evet. Hakkı sanıklarda da vardır. Evet. Bütün bunlar göz önünde tutulduğu zaman. Tamam, siz 8.30 konuştunuz onun için. Yani şu son söz olarak söyleyeceğim. Kaç şey olduğu zaman toplantı olduysa hepsini de söylemeye çalıştım. Tamam. Söyleyin. Bu davaları tamam, bu haliyle bırakmak mümkün değil. Peki. Bir genel olarak bir çizgi çekip
bu davalardaki mahkumiyetlerin ortadan kaldırılması lazımdır. Peki, ama, geçmişte yapıldığı gibi. Ama onun içinde hiçbir yasada şey olmadı noktasında yapıldığı durunca. Gibi. Sen buna taraftar değil misin? Sen de söylüyordun. Hayır, böyle ben bir ama diyorum ki Aldın abi bir af tartışması gündeme gelebilir ama öncelikle 12, şu bak, hiçbir şey yapmadık ki. Niye? Yassıada'yla kıyaslamak. Evet, bu çok olmaz. Ayıp duruma düşüyorsun. Yassıada'da meşru bir hükümet yargılandı. Burada darbeci askerler yargılanıyor. Bunları darbe teşebbüsü yapmış. Şimdi siyasi dava diyorum ben bunları. Anlatabiliyor muyum? Bir darbeci davası. Şimdi o konudaki düşüncelerimizi 10 defa söyledim. Ben de şunu söylüyorum. Siz bana atıf yaptığınız için söyleyeyim. Zaman zaman söylüyorsanız. Bence de bir af tartışması gündeme gelmeli ama bir şartla. Önce bir kere bir darbe planı yapıldı, kabul edilecek hiçbir şey yok. Bizi ya yapmadıysa adam, nasıl ben darbeciyim. Ses kayıtları var. Plan seminerinin ses kayıtları var. 300, bir, 300. Hayır efendim bakın yani, ben de şimdi, diyorum ki 300 değil tamam çok yani geniş. Yani kabul edecekler, af dileyecekler başbakanımızdan filan. Çetin Doğan, oradaki ya, komutanlar, böyle o plan seminerini yapanlar, orada darbe planı yapanlar af dileyecekler. Hata yaptık, özür dileriz diyecekler. Yapanları nereden biz biliyorsun? Biz bu hükümeti darbe yoluyla düşürme planına giriştirecekler. Plan semineri yeterli. Yalnızca plan seminerindeki ses kayıtları bile bize ne olduğunu gösteriyor. Sen kendini hakim yerine koyuyorsun ama peki reklama gideceğiz. Efendim reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hep aynı noktaya kilitlenmeyeceğiz. Başka başlıklarımız da var. Lütfen bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, yeniden beraberiz. Önümüzdeki bölümde acaba hacca giden 4 AK Partili kadın milletvekili başörtüsüyle meclise dönecekler? Öyle olursa tepkiler nasıl olur? Beklentiler nelerdir? Bunu konuşacağız. Öte yandan Türkiye'nin Çin'den füze savunma sistemi alması gündemde. Bu da çok büyük tartışmaları beraberinde getiriyor. Türkiye'nin Batı ittifakından koptuğu tartışmaları yine geliyor, burada kilitleniyor. Öyle mi? NATO'ya aykırı bir davranış mıdır bu? ABD ve Rusya'ya rağmen mi Türkiye başka bir şey mi? ABD'ye rağmen mi yapmaya çalışıyor? Bu soruların cevabını arayacağız ama kısa bir reklam arasından sonra. Evet sevgili izleyiciler, kamuda başörtüsü serbest kaldı. Zaten yazılı bir yasak yoktu mecliste ama mecliste de başörtülü vekil hala yok. Maalesef geçmişten bir tüylerimi diken diken eden Merve Kavakçı örneği var. Şimdi AK Parti'de 4 kadın milletvekili. İsimlerini de hemen hatırlayalım. Mardin milletvekili Gönül Şahkulu Bey, Konya milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar ve Denizli milletvekili Nurcan Dalbudak. Hacca gittiler, bu hafta izindeler. Önümüzdeki hafta meclise dönecekler. Şöyle bir tartışma var. Acaba bu hanımlar başörtüleriyle dönebilirler mi? Zira özellikle Mardin milletvekili Gönül Hanım bu yönde yakın çevresine açıklamalar yaptığı biliniyor. Dönerse ne olacak? Ben burada izin verirsen önce Nazlı Hanım'a söz vermek istiyorum. Çünkü bu konuda hakikaten Türkiye'deki bayrağı göğüslemiş bu mücadelede isimlerin başında geliyor. Mecliste Merve Kavakçı'yı, Merve'ye çok güzel sahip çıkmıştınız. Ama Türkiye o dönem nasıldı? Önce bir isterseniz onu hatırlayalım. Evet. Görüntüler var. Üzerine sizin yorumunuzu alacağım. Belirgindiği yazı protestoları görüyoruz. Evet. Şimdi bu önemli bir mesele. Seslerin üzerine mi konuşalım? Evet, konuşabiliriz çünkü o ses net değil. Yani şimdi bunu böyle bir olay tabii yapıldı. Ben kasıtlı değil. Yani kendimi bu olayın içinde bulduğumu bir kere önce itiraf edeyim. Ben şahsen mecliste başörtülü bir temsil olmasına inanıyordum. Zaten özellikle Merve'yi tanıdıktan sonra Merve bilgisayar mühendisi, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın, yani emansipe dediğimiz böyle bir bağımlı bir kadın değil. Yani dolayısıyla modern, düşünen, bilime yatkın bir insan. Yani tabii ki başı örtülü olabilir, başı açık olabilir ama
onun önünün kesilmemesi gerektiğine ben inanıyordum. Ama hani bu işin tertipleyicisi diye sonra takdim edildim. Çünkü herkes burada geriye çekildi. Ve tuhaf bir şekilde bir de adım provokatöre çıktı. Onu ben getirmişim Merve'yi oraya, bunu tertip etmişim. Böyle bir şey yok. Yani zaten seçimi Erbakan yaptı. Tabii. Seçilecek yerden milletvekili koydu ama bana sordu. Ben de bunu onayladığımı söyledim. Çünkü eğer bir teşkilatın yarısından çoğu kadın ve örtülü kadınlardan müteşekkilse, hemen hemen %90'ı diyelim. Ama buna mukabil kadının siyasette ilerlemesinin önü kesiliyorsa, ben Erbakan'a dedim ya eşlerinizin başını açın o zaman veya teşkilattaki kadınların başını açın veyahut da başörtülü kadınların önünü açın. Yani benim fikrim buydu. Öbür türlüsü ikiyüzlülük oluyor. Bu kötü bir şeyse başörtüsü. Ve netice itibariyle yani Erbakan bu şekilde Merve'ye bu fırsatı verdi. Şimdi evet. O gün... Sonra neler yaşandı sonra maalesef. Sonra neler yaşandı. Şimdi bakın bence Tayyip Erdoğan'ın yaptığı doğru. Çünkü bugün TÜZÜK'te, o gün de tabii aynı TÜZÜK devam ediyor. Hiçbir TÜZÜK değişikliği olmadı. Ne yapıyor ki TÜZÜK'te, doğru diyorum, Tayyip Erdoğan dedi ki bir TÜZÜK değişikliğe gerek yok dedi. Evet, tamam, o bakımdan doğru. TÜZÜK değişikliği gündeme geliyordu. Cemil Çiçek böyle bir hani müzakereye doğru yeltendi. Fakat TÜZÜK'te sadece kadınlar için tayyör mecburiyeti vardır. Başı açık diye bir mecburiyet yok. Evet. Tayyör de dediğimiz ceket ve etek demektir. Veyahut bence ceket pantalon bile demektir. Bakın o kadar dar yorumluyorlar ki pantolon da yasak kadınlara. Halbuki böyle bir şey olabilir mi? Bugünkü çağımızda pantolon kadına yasaklanabilir mi? O bile yasak. Şimdi o zaman çeşitli gerekçeler ortaya atmışlardı. Mesela demişlerdi ki, şimdi de bizi dinleyenlerin bazıları bunu diyebilir. Peki her yerin bir kuralı vardır. O zaman bikiniyle girilebilir mi Türkiye Büyük Meclisi'ne veya işte üniversiteye? Oysa bu bir inancın tezahürü, bir inancın gereği olarak biz kabul ediyoruz. Yoksa bir kıyafet kuralı derken tabii ki kravat mecburiyeti getirebilirsin. Bu bir kıyafetin kuralı olabilir veya bir bikini tabii ki olmaz. Şey de diyebilirsin, tayyör mecburiyeti de getirebilirsin veya bir blue jean yasağı da getirebilirsin. Bunlarla bir inancın tezahürünü eşdeğer tutmamak lazım. O zaman çok acılar yaşandı fakat bakın çok uzun zaman geçmeden büyük bir merhale kat etti bugün evet. Türkiye'miz. Ve inanın bugün çok büyük bir çoğunluk özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi halkı temsil ettiği için, oradaki seçilen kadınlar halkı temsil ettiği için Türkiye'de çok büyük bir çoğunluk başörtülü. Dolayısıyla başörtülü bu çok kadın vekil doğal ister. Karşılanıyor. O zaman ne dediler? TÜZÜK'te böyle bir sınırlama yok ama devlet memurları kanunu yönetmelikle memurların kıyafeti düzenlenir diyor. Evet. Yönetmelikte de başörtüsü yasağı olduğu için sanki memurmuş gibi milletvekilleri kadınlar başörtüsü yasağı kapsamına soktular. Tabii Merve evet. Kavakçı'ya vatandaşlıktan evet. bile attılar bir vesileyle, yani bir punduna getirmek suretiyle. Bunlar ben çok... önümüzdeki dönemde Merve Kavakçı mecliste görmekten ben çok mutlu ben bunu görmek olurum. İstiyorum. Ben bunu yazdım da. Çok bu çok önemlidir. Bir haksızlığın bir sembol isimdir. Yani Amerika'daki işte Rosa Parks, zenci Rosa Parks evet. gibi o ödül verdi biliyorsun Clinton. İyi ki o gün koltuğundan kalkmamışsın Rosa Parks diye. Ve zenci mücadelesini başlattı. Rosa Parks başlatan isimlerden biridir. Evet. Bence Merve Kavakçı'nın orada duruşu ve çıkartmaması, yani mesela biliyorsun MHP'den seçilen milletvekili çıkararak girdi. Ve olay bak şöyle cereyan etti, o olayı da ben canlı yaşadığım için şey yapayım. Askerler tribünleri, locaları doldurmuştu, üniformalı askerler. Ve beklediler girsin. O MHP'li milletvekili girdi, başı açık olarak girdi. Onu gördükten sonra onlar çekildiler. Yani onlar için MHP'nin böyle bir adım atması çok önemliydi. Çünkü MHP de direnseydi belki bir direnç çıkacaktı, bir direnç duvarı. O zaman daha güç olacaktı. Daha güçlü olacaktı. Onu beklediler. Ondan sonra gittiler. Ondan sonra gittikten sonra da işte Merve Kavakçı olayı ve bu Ecevit'in tabii. Evet. Bak Ecevit bu ya kadar Ecevit'in demokrat orada, bir evet. insan.
inançlara saygılı bir laikliği savunuyorum diyordu. Ve biz mesela Fazilet Partileri olarak o zaman şöyle düşünüyorduk. CHP parlamentoda yok. Asıl bu katı laikçi olan CHP'dir. DSP inançlara evet, saygılı laikliği savunduğu için daha müsamahakar davranıyor. Peki toparlayalım. Çok evet, vaktimiz yok. Peki ben size soracaktım. Evet. Soramıyorum artık. Siz tabii doğru buluyorsunuz başörtüyle girmesini. Yani onun aksi düşünülemez de acaba tepkiler nasıl olur diye soracaktım. Vakit kalmadı. Kadri Gürsel'e soracağım. Öncelikle şayet tahmin edilen gibi başörtülü dönerse bu vekillerden biri ya da birden fazlası. Sen bunu doğru bulur musun? Ve muhalefetten buna karşı nasıl bir tepki beklersin? Şimdi öncelikle şunu bir tespit etmek lazım. Türkiye'de yerleşik siyaset, yani parti siyasetinin yapıldığı yer meclistir. Bir bu. İki, başörtüsü sadece başörtüsü değildir Türkiye'de. Başörtüsü bu geçtiğimiz 20-30 yıllık süre içinde Türkiye'deki İslamcı hareketinde gelişme ve iktidara gelme süreci içinde bir çatışma ve kutuplaşma nesnesine de dönüştü maalesef ve siyasi bir simge haline de geldi. O bakımdan sadece inancın gereği olarak tartışılması ve anlaşılması gereken bir simge de değil. Yani aynı buradan ne çıkar? Meclise girerse siyasi bir simge olarak Dolayısıyla hayır onu demeyeceğim. Sözlerimi bitirmeme izin verirsen. Dolayısıyla Türkiye'de eğer temsil edilecekse siyaset mecliste, tabii ki başörtüsü de, başörtülü milletvekilleri de Türkiye'de mecliste temsil edilmelidir. Çünkü zaten Türkiye'de kadınların çoğunluğu, yani %50'den fazlası, 60 civarı belki daha fazlası, geleneksel yöntemlerle ya da İslami tesettüre uygun olarak başlarını örtmektedirler. Ve kamusal alanda da şimdi başörtüsü serbest bırakıldı. Bu öncelikle kamu hizmetleri veren insanları kapsayan bir serbestliği. Bazı alanlarda tabii ki bence doğru ve haklı olarak henüz serbestliği veya bence de olmaması lazım şu aşamada. Yani yargıda, Türkiye'nin bütün sorunlarını, iç barışını gerçekleştirmesi, bütün sorunlarını aşması ve başörtüsünün siyasi bir simge olmaktan gerçekten algı düzeyine çıkması lazım. Bu belki uzun bir süre gerekecek. Belki bir nesil gerekecek. Eğer Türkiye'de demokrasi gelişir ve güçlenirse bugünkü süreç ise bu konuyu tartışmalı hale getiriyor. Tartışıyoruz zaten burada. Ben dolayısıyla 4 milletvekilinin hacdan döndüğünde başörtülü olarak meclisteki sıralarda yerlerini almalarında bugünkü Türkiye gerçekleri açısından hiçbir sakınca görmüyorum. Bu konuda herhangi bir muhalefetin ortaya çıkacağını da sanmıyorum. Bir muhalefet ortaya çıkarsa bu muhalefet kendini topluma ve siyasete büyük ölçüde yabancılaştırır kısa sürede. Çünkü neticede ben başörtüsüne çok taraflı ve çok yönlü bakan bir insanım. Dediğim peki, gibi. Peki CHP'li ulusalcı vekillerden bir itiraz beklemiyor musun? Herhalde AKP çok ister. CHP'li ulusalcı vekillerden bir itiraz gelmesin ve hatta orada 28 Şubat dönemindeki gibi protestoların yapılmasını çok ister. Bence CHP uyanık ve akıllı davranıp içinden eğer varsa bu tür bir protestoyu yapabilecek bir takım potansiyel fanatikler bunun önüne geçmesi lazım. Buna engel olması lazım. Çünkü işte sonu gelmeyen bir CHP tartışması. CHP'de birinin yaptığını ötekisi bozuyor evet, sürekli. Ama şunu hatırlatalım. Maalesef CHP'de... Çünkü CHP'nin içinde bir tartışma evet, var. CHP'nin içinde bir ideolojik peki, şunu mücadele hatırlatacağım. Var. Şimdi yani bu demokratikleşme paketiyle kamuda başörtü serbest bırakılınca biliyorsun CHP'nin içinden bir grup ulusalcı milletvekili çıktı ve bu işte laikliğe, cumhuriyete vesaire saldırıdır dedi. Dolayısıyla bunlar, burada da farklı bu, düşüneceklerini şimdi bakın burada halkın oylarıyla seçilmiş. Her ne kadar atanmaları demokratik yollardan olmamış olsa bile en azından bu halka onaylatılmış. Halk bunlara bu milletvekili listelerini onaylamış değil mi neticede? Dolayısıyla burası bir siyaset kurumu ve halkın siyasi tercihini yansıtan bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Bunun kamuda türbanın başörtüsünün falan serbest bırakılmasından sonra olması da bence bir şanssızlık. Bu çok daha önce olabilirdi. Çünkü daha özel bir yer. Bunun kamu yönetimi vesaire açısından nedir anlam verin bilmiyorum. Ben siyasi bakıyorum bu konuya. Evet. Yani kamu hizmetlilerinin, devlet memurlarının başlarını örtmesi serbestisinin getirilmesiyle milletvekillerinin bu haktan yararlanması bence farklı farklı konular bir kere. İşin özü gereği. Çünkü biri doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş siyasi temsil görevini yapan milletvekilleri onlar. Farklı bir şey yapıyorlar, farklı bir iş yapıyorlar. Devlet memuru değiller onlar en başta. Onu kastediyorum. Yani kamudakinde... Yani öğretmen değiller, bakanlıkta çalışan devlet memurları değiller. Yani onlar, kamu görevlilerin başörtüsü orada takmasını doğru bulmaz mısın şu aşamada? Kamu görevlilerin başörtüsü takması, ben de doğru buluyorum tabii ki. Bunu zaten tartıştık. Ha, tamam. Yani ben sadece şunu doğru bulmam şu aşamada. Türkiye'de iktidarın ve muhalefetin başörtüsünün siyasi bir simge olmaktan çıkarılması için üzerlerine düşen ahlaki, vicdani ve siyasi görevleri yapması ve kendi kamuoylarının, kendi seçmenlerinin, evet, kendi tabanlarını çok az vaktimiz kaldı. Bu konuda ikna etmesi ve bunun ölçülmesinden sonra bazı hassas görevlerde, yargı gibi, polis gibi, evet, peki, asker, ordu gibi hassas görevlerde bu hakkı, tamam, kullanımı gündeme gelebilir, tartışılabilir. Ben hiç konuşmadım. Tamam. Ben de bu turda 1-2 dakikada olsun konuşmak istiyorum. Altan abi buyurun. Şimdi aslında şeyi hatırladım bu tartışma olurken, rahmetli Erdal İnönü'yü burada vermiş miydim o misali bilmiyorum. Bir ara biz bu başörtüsü meselesini konuşuyoruz işte politikadayken yahut işte gazeteci politikası sohbetlerinde. İşte herkes bir şeyler söylüyor, işte endişeleri olanlar var, olmayanlar var. Erdal İnönü bir ara dedi ki ya biz burada konuşuyoruz bu konuyu ama hep erkekler arasında konuşuyoruz. Bu mesele asıl kadınların meselesi. Kadınlar kendi aralarında konuşsunlar. Ve düşününce ben de gayet mantıklı buldum. Şimdi mesela burada siz iki hanımsınız. Siz şey yapın, konuşun. Yani öyle endişeler ortaya atılır bazen şey diye. Mesela hakimleri gene... Biz konuşuyoruz aramızda, anlaşıyoruz. Anlaşıyorsunuz bir da. Bir sıkıntı yok. İşte bazı endişeler oluyor. Yani mesela bir söz var. İnancının gereği olarak yapıyor diyorsun. Yani Müslümanlığın, evet, gereği olarak anlamındaysa o zaman sen de Müslümansın. Öbür ben iyi bir Müslüman değilim. Dinler değilim. Altan abi herhalde. Bunu yargılamak bize mi kalmış yani? Hayır ama onu siz daha iyi şey yaparsınız. Yani kadın olarak başörtüsü takmanın, kullanmanın o zaman işte isterseniz söz sırası bana verin. Ne güzel olur. Tabii, tamam. Zaten, zaten bu girizgahı yaptım. Siz konuşun. Kendi aranızda halledin. Yani memlekette Cumhurbaşkanı'nın eşi, Başbakanın eşi ve Bakanlar Kurulu üyelerinin çok büyük bir kısmının eşi başörtüsü takarken Millet Meclisi'ndekiler takmasın diye bir çelişki de tabii müdafaa edilebilir bir şey diye şimdi. Evet. Ama siz ikiniz halledin. Bunun öne sürülen mahsurları da vardır. Peki. Kendiniz açısından değerlendirin. Biz de dinleyelim yani. Peki ben bir iki şey o zaman söylemek istiyorum bu konuyla söyleriz ilgili. Şimdi ben bir kere baştan şunu söylemek istiyorum. Başörtüsü İşte bir siyasi simgedir. Türkiye'de bu mesele bitmeden normalleşmez vesaire. Bu tip yaklaşımların bir kere başörtüsü takanlara, inanca, Türkiye'deki toplumun bir kısmına çok büyük bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Siz insanları kafasının içindeki niyeti tahmin ederek yargılamaya kalkamazsınız. Nagihan, sen başı siyasi açık simgeyle, olmakla bir siyasi simge haline getirmedi mi simgeyle, Türkiye'de? Şu an sen, Türkiye'de başı açık olmakla bir siyasi duruştur. Hayır siyasi efendim. Siyasi simge haline getirilmiştir. Sizin ve böyle anlaşılmak durumunda kalınacaktır. Lütfen izin verirsen ben de biraz de konuşmak olacak istiyorum şimdi artık. Bak başı kapalı olmak siyasi simge ise başı açık olmakla bir siyasi çok açık ve ideolojik duruş ya, olarak iktidar sahipleri tarafından tamam, yansıtılmakta ve algılanmaktadır. Millet senin vicdanında mahkum ediyor. O yüzden böyle tartışmayalım bu konuyu. Saygısızlık falan. Saygısızlık öteki tarafa da yapılıyor. Lütfen bakın bana çok büyük bir saygısızlık yapıyorsunuz.
değil tabii başörtüsü. Bakın, ben de kabul etmiyorum. Siyasi evet. sembol demek. Tabii ki olmamalıdır. Ya izin verir misin tabii bir saniye? Bir saniye olsun diyen yok. Bir dakika. Bu olmamalıdır. Bir dakika. Ben. Benim süremde ben istediğimi söylerim. Ben diyorum ki başörtüsüne. Sen senin sürende bana cevap hakkı doğuran bir. Peki o zaman ben iki dakika konuşayım sonra sana başörtüsü. Cendirmenliğe aykırı hareket yaparsan şimdi, ben tabii ki müdahale ederim. Ben şunu ederim. Söylüyorum. Ben diyorum ki ister Kadri Gürsel söylesin, ister Ahmet söylesin, ister Mehmet söylesin. Bu bayatlamış başörtüsü siyasi simgedir. Masalı yüzünden yıllarca bu ülkede ifade özgürlüğün, inanç özgürlüğün önüne geçildi. Bakın daha olmamış ama olma ihtimali Türkiye'de olduğu için izin verirsen iki tane izin verirsen iki cümleyi siyasi simge haline efendim, geldi. Lütfen terbiyesizlik yapmayalım. Özür verirseniz iki cümleyi üst üste terbiyesizlik yapan sen bir saniye, aynen bir saniye. Ama lütfen ben ilk defa çok ayıp seninki de ya. Bir dakika lütfen sen ben yapıyorsun sana iade ediyorum hiç, lafını. Hayır. Yapmayayım. Benim sözümü keserek terbiyesizlik yapıyorsun. Çünkü ben hiç kimsenin sözünü kesmeden başından beri 9.30'dan beri dinliyorum. Herkese ya bana son canım, programın son bir şey söyleyeceğim ya. Atarsan ben ya senin ben sözünü keserim. Ya sen misin? Türkiye'de yıllardır başörtüsü siyasi simgedir diye bir şey uydurulup bunun içinde insanların değil mi? Ya insanların başörtüsü takma özgürlüğünün önüne geçildi. İnanç özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önüne geçildi. Bakın bugün olmayan bir şey üzerinden olabilir diye, olmayan bir şey üzerinden olabilir diye hayat tarzımıza müdahale ediliyor diye bir kesim ayaklanıyor. Yıllarca gözünün içine baka baka olmayan bir şey çok nedir? Büyük bir kesimin hayat tarzına müdahale edildi. Müdahale yok mu? Efendim siyasi simgeymiş. Yok efendim sen bilmem neymiş. Siz yani biz yok. Ben başörtüsü takmıyorum gördüğünüz senin gibi. Senin temsil ettiğin görüşe mi geldi? Ben evrensel insan haklarından bahsediyorum. Evrensel ben insan hakları insanın inancının ifadesinin özgürlüğünü savunur. Evet. Dolayısıyla siz burada siyasi simgeymiş, arka planı varmış, ajandası varmış vesaire gibi gerekçelerle yıllarca bu ülkeye demokrasinin gelişmesine engel oldunuz. Bakın geren, bugün hala siyasi simge olduğu sürece bir takım mi? Üniformalılarda serbest olmasın, işte şurada serbest olsun hiç kimsenin tek elinde değildir. O zaman herkes kendini serbest bıraksaydı. Biz nasıl bugün, sen bunu şimdi biz nasıl bugün kendimizi burada, nasıl inançlar ve ifade özgürlüğü bağlamında rahatça. Değil mi? Bakın biz ben şu anda seni dinlemeden kendimi ben iktidarı eleştiriyorsun. Nasıl iktidarı eleştiriyorum? Ben tabii, yıllardır diyorsun Türkiye'deki askerde de, poliste de, yargıda da serbest olsun bu diyorsun başörtüsü. Bu oyunlara, bu manipülasyona gelmem. Ben artık bu bayatlamış numaraların yeter artık. Türkiye'nin önünü tıkamaması gerektiğini söylüyorum. Hala Türkiye'de başörtüsü sorunu siyasi simge olmaktan çıkınca bu iş tamamen rahatlayacak. Ne demek? Yani böyle tamamen özgürlüklerin önüne gelen başörtüsünü bırakın her türlü ifade özgürlüğünün önüne gelen söylemlerden kaçınmak lazım. Tekrar hatırlatıyorum. Hayat tarzımıza müdahale ediliyor diye bugün edilebilir diye ayaklananlar öbür tarafı hiç görmediler. Açık edilebilir bir şekilde başörtüsü yasa hayat tarzına müdahale ediyor. Var mı edilebilir şimdi, diye ayaklanan bu AK Partili kimse? Vekiller bence ya yok. Siz ne peki yok. Yani bu AK Partili vekiller meclise nasıl dönerse dönsün önemli değil. Önemli olan şudur. Eğer başörtüsünün siyasi simge olmasını son bulmasını istiyorsanız bir kere öncelikle bu konunun bir tartışma konusu haline getirilmesini son bulması lazım. Bunun da sadece mecliste değil her alanda serbestleşmesiyle olur. Serbestleşirse ancak İyi, biz bu programlarda konuşmaz olacağız. Dolayısıyla Altan abi siz diyorsunuz ki işte siz aranızda konuşun. Zaten. Bazıları başörtüsü takıyor bazı takmıyor. O zaman siz inanmıyor musunuz? Yani bütün bunları tartışmak da bence son derece yararsız ve son şimdi derece de aynı zamanda tuhaf. Şimdi mesele şuradan çıkmıyor. Onlar takva sahibi olabilir. Bir insan yani, daha dindar olabilir. Evet, daha bunu yarıştırmak özenli bunu olabilir inancında. Şimdi çeşitli ülkelerde yani Malezya'sından tut bilmem işte Fas'ına kadar her yerde değişik uygulamalar var. Burada bu İslam'ın gereğidir, şartıdır hatta diye bir propaganda yapılırsa onun böyle bir propaganda olur mı yapılıyor? Onların öyle bir propaganda göre, yok. Hayır, ben de bakın işte niyet okuma yapılıyor. İnancının gereği. Şimdi o burada öyle ama o niyet okuma lafı inanıyor. Son derece bayatlamış bir laf. Ben de hatırlamıyorum. Yani başörtüsü takmanın yani gereğine inanıyor. O inandı tabii ama oku da bu niyetin gerçekleşmeye bunu tespit etmek çok zor. Bu bir yasakçı anlayışa gider. Yani bu her şeyin önünü tıkayan bir anlayış. Artık bu siyasi simge. Ona bakarsanız her şey bir siyasi simge olabilir. Evet öyle de zaten. Öyle de zaten. Bu siyasi simgenin peki o zaman başörtüsünün siyasi simge olduğunu önceden kaldırmak lazım. Hayır, bunun tedbirlerini almak lazım. Hayır, başörtüsü siyasi simge ya da değil. Bu bizi ilgilendirmez. İnsanın kendine, vicdanına, inancına kalmış. İsteyen başörtüsü takar, istemeyen takmaz. Bunun
herhangi bir yerde, ben yalnızca mecliste değil, bakın 3 alan eksik kaldı demokrasi paketinde. Kamuda çalışanların 3 alan çıktı, yargıda, emniyette, askeriyede. Orada da herhangi bir engelin olmaması lazım. Çünkü bu bir tercih meselesi değildir. Bu bir bir kesimin inancı gereği kendini ifade ediş biçimidir. İdeal, bununla ilgili kimsenin olan da, bir tasarrufu olan da olamaz. Budur buna bir, bu ideal, bu ideali savunmamak. Peki bu ideali değil. Savunuyorsak niye Türkiye'de bir türlü bu, o şey siyasi simge olarak tıkıyor, o takmıyor. Bu bakın bu da çok tuhaf. Yani önemli bir kısım geleneksel beri, olarak başını örtüyor. O zaman öbür kısım nasıl örtüyor? Yani biz niye insanları böyle tasnif etmeye çalışıyoruz? Başı açık olmak ya da kapalı olmak norm olmamalı. Yok şimdi nereden çıkıyor mesele? Türkiye'de toplum ayrıştırılıyor bu şekilde. Bütün şeyler. Tam da bu senin söylediğin şekilde ayrıştırılıyor. Türkiye'de önemli bir kesim geleneksel olarak bağlıyor. Diğerleri siyasi isayetle bağlıyor. Frankçe'de segregasyon denen aslında segregasyon dediğimiz tam ayrım işte. Ayrım. Evet altı oraya ayrım toparlayalım. Tabi, oraya doğru gidiyoruz. Memleketin en yüksek mevkiinden itibaren her yerde bazı istisnalar, onu da bu hükümet koydu ve bazılarında bence de haklı olarak koydu hakimler falan meselesinde. Ama her yerinde bu şey yasak ortadan kalktı. Şimdi evet, hala bunlara insanlara eziyet ediliyor. İşte bilmem şu kadar şey oldu, bu şimdiye kadar takılmadıydı falan filan diye. Bunu böyle bir yüksek sesle bir suçlama konusu yapmayı ben anlayamıyorum. Yani halledilmesini istediğiniz daha ne kaldı? İşte subaylar mubaylar onlar yani, da takarsa olacak belki. Bir de onlar kaldı eksik diyorsunuz. Sen söylüyorsun onu. Hayır, ben diyorum ki bununla ilgili herhangi bir yasak olmasına şimdi, bir limit uygulamaya gerek yok. Tamam da şimdi bu konuda hala işte yıllarca şöyle oldu bilmem eziyet gördüler, şunu gördüler, bunu gördüler diye böyle bir savaş şeyi peki, yapmak havasını estirmenin ne anlamı hala var? Hala derken anlamıyorum. Bakın mecliste hala tek bir başörtülü vekili yok. İşte şimdi olacak mı diye olacak. Konuşuyoruz. Demek ki yani her şey günlük günsak. Cumhurbaşkanlığından başlayarak evet, devletin peki, bütün kademelerinde var. Şimdi orada da kimse itiraz etmiyor. Devletin bütün kademelerinde daha işte hala geçen hafta bu çıkan paketle olacak. Bakın hangisi? Başörtülü dedikleriniz başbakanın eşi, cumhurbaşkanının eşi yani muvazzaflar değil. Orada bile ne kadar sıkıntı vardı. Neyse bu ya mesele yani bitmez. Başka meselesi yok Türkiye'nin. Bu mesele daha başka da çok meselesi var. Yani, başörtüsü yani, özgürlüğü, Alevi vatandaşlarımızın kendi ifade özgürlüğü, Kürt vatandaşlarının kendi ifade özgürlüğü, her türlü ifade özgürlüğü engellinin kaldırılmasını amaçlamamız şimdi lazım. Bak, bugünlük bu kadar. Altan çok özür dilerim. Kesiyorum. Başörtüsünün yani peki, şey olması, bir mesele haline gelmekten kurtulması hep bu şiddetli tartışmalar, ithamlar, İşte şöyle eziyet edildi peki, falan devam hikayeleri ederiz olmuştur. Tamam. Bunu devam ettirmenin artık manası peki, yok. Peki başka yani, bir konuyla devam ederiz. Tamam. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki salı görüşmek üzere. İyi akşamlar.